Öyle başla. Başladık. Herkese iyi akşam. Abi niye gülüyorsunuz? Dislike'la mı gülüyorsunuz? O dislike'ı atan gün daha biz başlamadık ya. Daha başlamadık bile. Daha Başlamadık. başlamadık. Mehmet Emsal çekilişi iptal etmedik. Herkese iyi akşamlar bu arada. Hemen gördüğüm çekilişi iptal etmedik. Sadece süresi dolduğu için şeyden kaldırdık. Biraz sonra kazananları vesaire söyleriz. Ama hiçbir şekilde iptal durumu yok yani. Herkese iyi Ha. akşamlar. İyi akşamlar. Yine bir Fenerbahçe galibiyetinden sonra birlikteyiz. Aramızda Galatasaraylılar vardı. Galatasaraylı var. Evet. Ya Halit'in hangi takımını Benim yönetiyorsun bilmiyorum ben. futbolla işim yok ki. Yani ilgilenmiyorum hakikaten futbolla. Bilmiyorum da. Neyse canım, o da işin gereği. Yani Galatasaray, Fenerbahçe. Doğukan'ı bekliyoruz. Biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Doğukan gelmeden önce şöyle bir arkadaşlarla bir derlensin, toparlansın istedik. Biz de bir toparlanalım. Doğukan Geçme. uzakta oturduğu için bağlantısı geç oluyor. Bayağı bir arada bağlantıların yapılması gerekiyor. Sen Doğukan'ın arkadaşısın. Ben bugün o sizin uzun, ki bize göre uzun değil aslında. Herkes uzun demiş de videoyu izledim. Kafam şu an şey bulaşık deli gibi. Neyi nereden nereye Estağfurullah. bağlıyoruz? Miyata nereden giriyor? Nereden çıktı? Suyu nereden verdik? Motora suyu niye veriyoruz? Manifold İskender Usta biz bayağı bir şey bulaşık teli gibi geldim ben şu anda. Sen boş ver, bu değirmenin suyunu sorma sen. Şey Tamam. ya, söyle Ha, dedim, sen sen uzun anlamazsın ama diyorsun. Doğukan anlar diyorsun. Tamam peki. Estağfurullah. Ya şimdi sen videoyu uzun diyorsun da alttaki yorumları okudum ben. 500 küsür yorum geldi yani. Bu arada bayağı bir izlendi video. 30 binleri geçti. Şey söyle adını. Bir sürü millet kız olmuş. Biz bunu daha uzun bekliyorduk diyor. Abi işte bilgi verdiğin Neden zaman biz de aynı kestiniz şeyi demişler. yaşıyoruz ya. Doğru. Ama bu tarz videoların özelliği ne biliyor musun abi? İzlerken hiçbir şey bilmediğini hissediyorsun. Bak bu kadar işin içindeki Yani. adamsın. Ben oha bu ne ya Estağfurullah. falan bir dakika diyorsun. Tekrar geri sarıyorum. Bunu burada ne demek istediler diyorum. Ya bak Yani şimdi. bu Burada bizim toplam kaç yıllık tecrübemiz var? bir Öyle dakika durumlarla karşılaşıyorum ki ben de çok samimi söylüyorum sana. Kardeşim ben bir şey bilmiyormuşum. Yani ben de buraya aynı baştan şeyi yaşadım. başlamak Bugün lazım sizin diyorum. videoyu izlerken dedim ki bir dakika ya ben ya çok geride kaldım. Bu arada Doğukan geldi. Hemen alayım mı yayına? Lütfen. Al tabii. Hemen alayım. Doğukan hoş geldin. Abilerim. Merhaba, ne haber? Hoş geldin. Valla İyi, sen erken mi gelmeden biz geldin? senin videoyla başladık bugün. Onu çekiştiriyorduk Valla duydum, biraz önce diyordun sular bilmem ne. yani. Abi biz yani Bak, senelerdir bu işin küçük içindeki bir hala adam olarak küvetliyorlar ya. ama küvet yani Hala. orayı da atlamayalım yani. Neyse. Dünyanın en güzel küveti işte. Daha ne olsun be Hakan? Ya Allah razı olsun. Bak, ağzından bal damlıyor. Ne kadar güzel konuşuyor adam. Değil mi? Ama MX5'i severiz yani canı gönülden biliyorsun. Sevilmeyecek velet değil aslında. Ya biz programlara başladıktan sonra ikinci elde MX5 yok. Bitti yani hani. Bitti. Yani Bitti. bir tane bile Ama MX5 bulunamıyor artık. bak, ben Doğukan'a bir şey söylemiştim. Çok kıskandım adamı ben. Niye çok kıskandım? Adam arabasına isim koymuş Pakize diye. Ben isim koymuşum Velet diye. Yani arada sıfır duygusal bağ, bilmem ne, böyle bir hani mekanik bir yaklaşım şu bu. Adam o kadar tatlı ve hoş bir isim koymuş ki Pakize, ya yani muhatap alıyor onu. İnsan Velet'i muhatap almaz ki. Çok kıskandım onu. Yani ben o inceliği, o insanlığı gösterememişim mesela. Çok utandım. Sen ne Abi. koyardın? Susan, Elizabeth falan. Derdim ama Yok ama Amerikalı hayır, yani olmanı benim aklıma gele gele velet gelmiş be verdim. canım. Yani Abi böyle kalas bir herif işte yani. Velet demiş arabaya. Neyse. velet ismini koymak duygu gerektirir. İnsan sevdiğine velet der olsun. Yani ama işte bilmiyorum. Yani öğreneceğimiz çok şeyler var. Evet ya sizin Hakikaten. videodan sonra ben kendimi sorguladım. Dedim ki bir dakika bu kadar geride kalmış olamazsın. Bilmediğim dünya kadar şey var. Sonra böyle sakin sakin bir kere daha izleyeceğim ve o işte manifoldu su verdim, İskender aradım, bana bunu yapacak. Oho dedim ya bu başka bir seviye yani. O İyi başka bir de seviye. yani senin de Master dehşet class bir oğlum tutarsalın orası. var. Master class yani. Şimdi beyler bir dakika, şu var. Ben bildiklerimin gerçekten önemli bir kısmını Halit Bey'den öğrendim. Bunu herkes bilsin. Çok samimi söylüyorum. Estağfurullah. Yok hiç öyle bir Hayır şey hayır yok. yok öyle bir Yok şey. ama Allah aşkına Hakan öyle bir dünya yok yani. Yapma Yapmayın. gözünü seveyim. Biz sanayi savaşlarının ilk gününde, daha böyle set bile başlamamıştı,
Soğuk bir Mart günü gittik oraya. Elimizde kahveler, böyle hani nerede üşünmez diye bakıyoruz etrafa. Orada birbirimize tosladık, sohbet etmeye başladık. Olaylar gelişti, bu kadar. Yani ben bildiklerin, dünyaları öğrendim. Bildiklerin Türkçesini öğrenmişsindir Halit'ten. Bak vallahi yalan değil ha. Deyip bir geziyordum ortalıkta. Estağfurullah. Çok eğlendik ama çok. Volkan hoş geldin tekrar. Elimin yağıyla geldim bakın. Vay hakikaten adamın. En sevdiğiniz eller bunlar Doğukan. En sevdiğiniz eller. Valla işte biraz sonra devam edeceğim. Motor swabı yapıyordum aşağıda. Garajda. Karanlığa kaldık. Koymakta oldum. Şanzıman çok kötü çıktı. Eyvah. Şanzımanı göstereyim falan. Şey yapmışlar. Şanzımanın housing alüminyumdur ya. Hı. Vakti zamanında sıkarken herhalde torku çok yüksek tutmuşlar. Oo, şanzımana giren bütün dişlerin hepsi yalama olmuş. Yalama olmuş. Bu saatte şu anda da helikoil çekme şansım yok. Aynı şanzımandan bir tane vardı. Sensörleri falan aktarıyordum, ediyordum bilmem ne. İyi oldu, belim ağrıdı zaten. Saatlerde çalışıyorum. Bir ara vermek iyi. İyi geldi, iyi geldi. Ama devam edelim. Bir gece 1-2 gibi bitirmiş olurum. Programı yani. Mı? Yani anca biter evet. Ama şey yapmayalım. Geçen senelere nazaran şimdi sahur da daha şey ya, geç ya. O yüzden erken bitiriyoruz. Eğer hani 2 gibi falan olsaydı sahur, biz sahura kadar giderdik de gerek yok şimdi. Geç. Yani Doğukan aslında bak sen çalışırken karşına koyabilirsin laptopu ya da telefonu, işte ne kullanıyorsan. Bir yandan çalışırsın, bir yandan sohbet ederiz hep beraber. Olabilir. Zaten bu iş öyle bir yere evriliyor. Şimdi çömezlerim var aşağıda, onlara devrettim. Temizlik işi yapıyorlar. Oo. Şanzımanı temizlesinler, ondan sonra geçerim onların yanına. Ha, oradan devam evet. Edelim diyorsun. Tamam, bizim için problem yok. Orada size live stream yaparım. Vallahi çok güzel olur. Vallahi güzel olur. arkadaşlar gelirken, hazır gelmelerini beklerken, bir iki tane konu var. Önce onları bir yanıtlayalım. Birincisini Halit, sen TOG'la ilgili söyledin ama ben geçen akşam bir şey söylemiştim. Konudan çok bir haberim. Bu geçen bir iki akşam, en son bir ya da iki program önce şey konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Kripto paralar. Aman hatırlıyor aman musunuz? Hiç. Yani biz dedik ki bilmediğimiz konuya çok bulaşmayalım falan. Altına dünya kadar yorum geldi. Bugün Twitter'da birinci haberdi onlar. Neredeyse biz biliyor gibi geçen haftadan söylemişiz. O yüzden bilmediğimiz konulara biz gene girmemeye devam edelim bir. TOG'la ilgili bir şey söyleyecektin Halit sen. Ya evet, program öncesinde bekleyen arkadaşlardan bayağı bir TOG muhabbeti geldi. Çünkü IF ya da IF Design Awards diye bir tasarım ödülü var profesyonel. Mobilite tarafında, yani taşıt araçları tarafında ilk defa bir Türk tasarımı, yani Türk markası diyelim. TOG'un otomobili aracı aldı. Onu paylaşmıştım bugün. Millet onunla ilgili bir şeyler hani yazmış etmiş, meraklı arkadaşlarımız var TOG'la ilgili herhalde. Dolayısıyla bu arada orada bir gelişme daha oldu. Daha önce konuşmadık. Murat Günak, veya konuştuk belki de, hatırlamıyorum. Yok, Murat Günak daha önce tasarım danışmanlığı yapıyordu. Şimdi tasarımın başına geçti TOG'da. Resmi olarak tasarım ekibinin başında Murat Günak. İşler yürüyor orada anladığım kadarıyla. Şey de iyi, böyle uluslararası mesela bir tasarım ödülünü almak iyi bir şeydir. Tüm dünyada, globalde konuşturtur insanları. Tabii gene ben başka kanallarda da, sosyal medyada da şey gördüm. Hani Pininfarina tasarladı, biz aldık filan. Bunu daha önce defalarca konuştuk, çok önemli değil ama markalaşmaya giden yolda bu tip ödüller önemli globalde. Yani o markadan konuşturulması, çünkü bunun gibi bir iki tane ödül var aslında dünyada. IF Design gibi. Bunlar her zaman konuşturtur, projektörleri üzerine çevirtir o markaları. Dolayısıyla bence iyi bir şey, iyi bir başarı. Daha da inşallah bir sonraki modelde de gelirse, onda da bu tip ödüller alınır. Bakalım, yani TOG şu anda yürüyor, ilerliyor gibi görünüyor. Bakalım ya, ben merak ediyorum yani, otomobili kullanmak da istiyorum. Bakarsın bir gün. Öyle bir yayında derim ki ya ben kullandım şöyle böyle filan, belli de olmaz bu işler. Vay, almışsın sen bitiyorlar, neyse gideriz oraya. Araç başında abi, söylenecek söylenmez. Söz. Araç başında söylenecek ilk söz, ben bundan elektrik aldım. Baba çok yüksek voltaj, tehlikeli olur. Yalan değil, kaç? 500 volt değil mi? 400 volt çalışıyorlar, 800 voltlar var biliyorsun.
Porsche 800 volt üzerinden yürüyor. Plan yani. Orada işler çok yüksek. Şey evet. Sorularını yanıtlamayacağız arkadaşlar bu akşam. Belki hafta içinde Çınar'la bir program yaparız. Araç fiyatları, ikinci el vesaire evet. Gibi bir konu olmayacak. Daha teknik bir konu olacak ki bu konunun uzmanı çok önemli isimler bu akşam yine burada. Dolayısıyla böyle ikinci el ne olur, fiyatlar nereye gider gibi şeyde sorular bu akşam yanıtsız kalacak. Teknik anlamda sorularınız varsa hepsini bir şekilde yanıtlıyor oluruz dedim. Bu arada bir şey, çok küçücük bir şey söyleyebilir miyim Turgut? Kusura bakma bölüyorum ama bir iki kişi de fiyatıyla ilgili bir şeyler hani söylemiş Togun. İşte 500 bin lira civarı. 500 bin liraya çıkarsa öpün başınıza koyun derim ben. Bugünkü rakamlarla konuşuyorum. Bugünkü rakamlarla çıkmaz imkansız. Yani ya o mümkün değil. Tanıtılan araçtan bahsediyoruz. Tabii tabii tabii. Tabii. Yani o SUV ki C plus SUV biraz ya da Large C dedikleri, Large C dedikleri tipte. Yani bugünkü DS7 var ya Türkiye'de satılan, aşağı yukarı o büyüklükteki bir araçtan bahsediyoruz. Yani öyle 300 bin liralar, 400 bin liralar filan mümkün değil. İlk tanıtıldığı dönemde yüksek donanımlı bir C segmenti SUV fiyatına yapmaya çalışıyoruz diyorlardı. O zaman 400 bin lirayı tutturuyordun. Oluyordu 400 bin liraya. Ama bugünkü şartlarda Euro'nun doların geldiği pozisyona bakarsan mümkün değil. 600-650'nin altında olmaz otomobil. Artı ham madde problemi nedeniyle de çok ciddi. Onlara hiç girmiyorum. Falan. Onlar daha beter. Onlara hiç yani. Girmiyorum. Onlara hiç girmiyorum bak Turgut. Yani bugünkü şartlarda mümkün değil. Yani o fiyatlar 400 bin liralar falan. İşte Halit Beyciğim şey Turgut alır bize birer tane verir. Tabii parayı bulan adam o değil mi? Yani Allah aşkına. Ama elektrik çarpmasın dikkat edin de. O elektriğini biz koyarız canım. Önemli. Ben pedal çeviririm onu şey yaparız. Onun en güzel testi nasıl yapılıyor biliyorsun değil mi Turgut? Nasıl? Havuza atıyorsun arabayı sonra kontrol kalemiyle bakıyorsun. Cam yaptı mı? Bunun için tabii bunun için de bize havuzlu bir ev alır Turgut. Onu öyle deneriz. Tamam işte. Ama böyle 3-4'ünü yan yana alalım beraber ortak ve uzaktan değil beraber canlı yayın yapalım. Değil mi? Yani evler de yakın olsun birbirine. Gelelim konuya. 2018 yılında Kaliforniya eyaletinde bir detaylı bir Tesla test etme şansım oldu. Hatta video kayıt altına da aldım onu. Hatta kısa zaman içerisinde de paylaşayım. Nedense hiç paylaşmak aklıma gelmemişti şimdi konuşuncaya kadar. Orada Kaliforniya eyaleti şöyle bir şey yapıyor. Elektrikli arabaya teşvik etmek için elektrikli araba elektrikli saatini ücretsiz bağlıyor. Belki bilginiz vardır. Şimdi bugünün şartlarını düşünün. O da herkesin kendi garajı var. Herkesin park etme şansı var. Bugünün elektrikli sistemine geçildiği zaman ne olacak bizim sokaklarda? Kablolarla böyle balkondan aşağı elektrik şey mi yapılacak? Yani uzatma kablosu abi ne olacak? Ben düşünemiyorum sokakların halini böyle aşağı elektrik kabloları park edilmiş vaziyette falan. Yani park yeri bulamıyorken yani sokaktan bahsediyorum. Yani hala daha altyapı işi çok sıkıntılı ya. Ve biz çok hızlı geçiyoruz bu elektrikli işine. Çok hızlı yani. Ben orası Türkiye'de çok doğru. O kadar hızlı satışların artacağını düşünmüyorum bir kere. Yani model sayısı artabilir, artıyor da Türkiye'de de. Doğal olarak artıyor. Ama satışlara bakıyorsun 300'ler 500'ler. Yani Türkiye'de elektrikli otomobillerin pazarda hissedilir şekilde pay alması için en aşağı bir 7-8 sene lazım. En aşağı. O doğru. Bu da orası fark doğru. Edilir. Yani %10'lardan falan bahsediyorum yani. Bu gerçek mesaj mı? Uzatma kablosu garanti deliyor. Baba yazan arkadaş Almanya'dan yazıyor bilmiyorum. Stuttgart. Seva. Kendisi bir mühendis bu arada otomotiv için çalışan. Seva. Yani Seva Mobil. Şey düşünüyorum acaba voltaj regülasyonu değişiyor falan filan mı? Mümkün. Mümkün değil mi? Mümkün. Yazar şimdi Seva yani, bize ya detayını. Seva çok, yazar evet. Vardır bir bilgi o konuyla ilgili. Çok ciddi şartları var bu işlerin. Şey çünkü ben mesela Porsche'nin şarj istasyonlarını gördüm. Her bir şarj istasyonu koca bir mahalleye yetecek kadar elektrik verebiliyor. Yani bunlar çok kapasitesi çok yüksek ve korkutucu rakamları barındıran üniteler. Dolayısıyla yani siz oradan bir de uzatma kablosuyla uzatmaya çalışırsanız işi çok verimli bir şey olmaz bu. Gerçekten verimli bir şey olmaz. Bir de altyapıya çok ciddi yükleniriz. Yani İstanbul'un eski mahallelerinde bilmiyorum biliyor musunuz ama son 10 yıldır sürekli bir yani, hat yenileme çalışması var. Çünkü insanlar klima kullanıyor yazın. O daha önce hesaplanmamış bir elektrik yükü.
ve bu eski mahallelerin altyapıları, toprak altından geçen kabloları kaldırmıyor. Patlıyorlar, çatlıyorlar. Şimdi hakikaten şimdi balkonlardan sarkıtılan uzatma kablolarının olduğu bir senaryoyu düşünün lütfen. Ciddi bir keşmekeş var orada. Bir de hani öyle mahalleler var ki, öyle yerlerde oturuluyor ki İstanbul gibi yerlerde. Daracık bir sokak, kimin nereye park edeceği belli değil. Ne yapacaksınız? Evinize bazen 300 metre mesafede şey oluyor, aracınızı park ediyorsunuz. Otoparkla anlaşıp belli bir para ödeyip oraya bırakanlar var. Onlar ne yapacaklar? Yani sorular sorular. Hani yok, araç kavram olarak çok güzel. Tamam, kabul. Ama bir de benim söylemek istediğim başka bir konu var da, bütün dünyada elektrik çok temiz olarak lanse ediliyor. Elektrik son kullanıcı için temiz bir şey belki, ama elektriği üretmek çok temiz bir şey değil. Çünkü üretilen elektriğin ezici çoğunluğu, çarpıcı çoğunluğu doğal gaz ya da fuel oil yakan tesislerde üretiliyor. Yani hidroelektrik santraller küçük bir yüzde, nükleer santraller %1-1,5 bandında bile gezemiyorlar. Yani bütün elektrik üretimi söz konusu olduğunda. Biz şimdi bir taraftan fuel oil yakıyoruz, bir taraftan bunun galiba dizel versiyonları da var ve doğal gaz versiyonları var. Elimizdeki sınırlı kaynağı kullanıp elektrik üretip aracı şarj edip, hani bir de termodinamiğin kuralları var burada, arada kayıplar da var. Kendimizi nasıl bir ayağımızdan vuracağız? Bütün dünya için konuşuyorum bunu. Onu bilemiyorum. Bir de hani araçlar çalıştığı zaman bir kirlilik üretir diyoruz. Elektrik temiz üretilmiyor bugünlerde. Kirliliği başka yere gönderip biz hani şehirde mi nefes alalım diyoruz. Yani bunu çok büyük ölçekli düşünmek gerekiyor gerçekten. Bilemedim. Seva'dan yanıt vallahi geldi bu arada. Geldi, evet. Bak 8-10 8-10 milimetre karelik galiba kablolar kullanılmalıymış. Onlar da oldukça yok, kalın. Yok, en uzun 8-10 metre diyor herhalde orijinalde. Ha, orijinal 8-10 metrelik kap, pardon ben yanlış okudum, affedersiniz. O zaman iki tane orijinal. Bak, termik santraller. Ben bu arada santrallerden bahsederken termik santralleri, asıl kömür yakanları söylemeyi unuttum. Ki onlar ayrı bir zaten çalışma konusu. İşte yine Soma, bizim Soma yapmak gibi, işte Soma'nın hali yani, yıllardır orada termik santral çalışıyor, havası mavası rezil, düşünsene. Yani onun gibi 10 tane daha yapsam bitti. Bir de şimdi Çanakkale tarafına mı ne yapmak istiyorlardı galiba? Ya yani her yerimizi kirletmekte üstümüze yok maşallah yani. Bu kadar güneşin ve rüzgarın olduğu bir ülkede ne kadar anlamsız. Doğru, çok doğru. Kuzey Avrupa'da deniz dalgalarından bile ciddi miktarda elektrik üretmenin yolunu buldular. Elektrik alanları kuruyorlar. Elektrik üretim alanları, affedersiniz, kuruyorlar. Oradaki denizin dalgalarını bile mekanik hareketten şeye çevirebiliyorlar. Bu arada Çınar geldi. Çınar gelmiş. Kırmızı da dayı kırmızı neden dayı, gri giymiş? Şöyle arkadaşlar, bugün yayına koyduk A3 Sedan ve Sportback'in testini yaptık beraber Turgut'ta. Orada kırmızı bir kazağım vardı. İzleyenlerden biri de kırmızılı dayı işte Audi beğenmişti. Ben cevap yazdım ona da. o yüzden kırmızılı dayı diyor bana şimdi. Evet, şu sizin videoya gelelim mi ya? Ben çok başarılı buldum onu. Artı Doğukan'ın aşağıda yaptığı otomobilden birazcık daha teknik konulara doğru girelim. Topu size vereyim. Aşağıda ne yapıyorsun? Hangi araba? Skyline'i soruyorlar. O ne durumda diye gelen sorular var. Seni zaten bizim kitlenin tamamı tanıyor. Eyvallah. Yani ya, aşağıda benim aracımı yapmıyoruz. Aşağıda çok sevdiğim bir arkadaşımın aracını yapıyoruz şu anda. Bu projenin özelliği yine motor sıvabı. Aracımız, yani duyurabilirim, gizli bir proje değil, sadece videosunu çekiyoruz şu anda ama paylaştığımızda zaten belli olur. 92 model Lorel Altima. Yine bir Nissan modeli. Buradaki amacımız şu: ülkemizdeki şartlar gereği modifiye edilebilecek otomobillerin ulaşılabilirliği gittikçe güçleşiyor. Orta seviye bir güçlü aracı nasıl yaparız? Ne swaplayabiliriz, ne motor koyabiliriz, ne özellikleri var gibi bir çalışma yapıyoruz. Birazcık daha alım gücü mümkün olan bir araç üzerinde çalışıyorum şu anda. Yani kendi aracım değil. Fakat ben yapıyorum. Bu projeyi işte daha çok böyle öğrencilerin veya işte
alım gücü birazcık daha sınırlı olan kişilerin yapabileceği tarzda bir anlatımla yapıyorum. Amacım bu. İçindeki motoru söküp bir başka motor koyuyoruz. Fakat ne kadar interchangeable, yani birbirine uyumlu parça var, onları açıklıyoruz ki yarın öbür gün bu projeyi yapmak isteyenler bu videoyu kılavuz olarak kullanabilsin diye. Amacımız bu video, bu Bir anlamda çalışmada. ders gibi aslında. Evet, ya mümkün olduğunca ders gibi. Bir de ben yaptığım videoların çoğunla bilmediğim konuları araştırıyorum. Hatta basit bir konu için bile arıyorum. Hakan abi arıyorum. Geçenlerde mesela şeyleri arabanın yaylarını, helezon yaylarını boyamak istiyordum. Fakat boyamadan önce mesela onun ısıl işlem sınıfına girer mi diye 200 derecede fırınlayacaktım. Hakan abi aradım. Dedim bu malzemenin şeyini bozar mı? Isıl işlem görürse bir helezon yayı mukavemeti bozulur mu diye. Ya bu her şeyi sorarak, araştırarak yapıyorum bilmediğim konuları. Kafama göre yapmıyorum ve bunları açıklıyorum. İşte sertifika almaya çalışıyorum. Falan filan bu şekilde devam ediyorum. Hakan abi şey sorusu geliyor. Şu su sistemini bir anlatır mısın diye. Bugünkü videoda beraber anlattınız ya Doğukan'la. Ama şimdi ikinci baskı olacak ve burada ben sizin zamanlarınızdan da çalmış olacağım. Şeyden Bunu o Doğukan'da videodan olan izlesinler videoda diyorsun. oldukça etraflı anlattık. Birlikte anlattık. Olduk bayağı başarılı çalışan, mantık dahilinde fizik kurallarıyla, termodinamik kurallarıyla düzgün çalışan bir sistem. Bir parça araştırmayla çok başarılı sonuçlar elde edilebilir. Helezon yayı ısıl işlem Helezon görünce yayındaki sonuç özelliğini ne oldu? kaybediyor diye biliyorum. Şimdi elektrostatik boya için bunu 200 derecelik fırına sokmak ısıl işlem değil. Eğer bu ısıl işlem olsaydı orijinal yay üreticileri elektrostatik boyayı tercih etmezlerdi. Bugün markası olan düzgün bir yayı satın aldığınız zaman bu üstünde elektrostatik boyayla geliyor. Ne demek bu? 200 derece sıcaklığı görmüş demek. Yani çelik için Evet. 200 derece o kadar gerçekten çok şey değil, zorlayıcı bir şey değil. Hani yanlış yerde park ederseniz arabanızı Adana'da 200 dereceyi görüyordur zaten. Bana hep anlatıyorlar. Yalan mı? Anlatıyorlar da ki Güzel. gitmedim sen hiç Adana'ya. Ben Adana'ya çok gittim de mümkün olduğu Güneşe kadar silah güneş altında mı? kalmadım. Ya bir de şu vardı, ben Adana'da mümkün olduğu kadar güneş batışı sıralarında ortaya çıkıyordum. Niye? Çünkü hadi neyse herkes yemek yemiştir artık bu saatte. O inanılmaz kebapçıların hepsi mutfaklarını kapatıp bütün mutfakları kaldırıma çıkarıyorlar. Ve kaldırımda sofralar kuruluyor. Aman ya Rabbim muhteşem bir şey oluyor orası. Onun için ben akşam güneş batarken mutlaka 2-3 kebapçıya uğrayarak gecemi tamamlıyordum yani. Onun için pek yani gündüzlerde çalışıyorduk aslında. Soru Bak demiş şu. arkadaşlar, amortisörün kendisi dahil elektrostatik toz boyalı. Doğru. Onlar bir girip çıkıyorlar fırına. Hiçbir şey olmuyor. Peki soru Ama şu. amortisör üzerinde içinde yağ varken ufak bir punto kaynak atmak herhalde bozar değil mi işin içindeki yağı falan? Şimdi amortisörün üzerine kaynak yapabilenler var. Burada Burada mı? çok gerçekten bunu çok dikkatli yapmak gerekiyor ve çok küçük küçük kaynak yapmak gerekiyor. Neden? Amortisörün içinde kapalı bir şeyde, hacimde yağ var. Yağın da miktarı çok değil yani. Taş çatlasın orada 50-60 cc yağ vardır. Bazılarında 30 cc yağ vardır. Duruma göre değişir. Bu kadar az yağın olduğu kapalı ortamda sistemi ısıtmak hem yağın niteliğini bozar hem de orada istenmeyen genleşmeler keçeleri zorlar. Şudur budur. Bu işi çok iyi bilenlerin yapması lazım. Hatta amatörlerle uğraşanların büyük bir çoğunluğu zinhar derler. Ama ben şunu biliyorum. Darda kaldığımız zaman hiç tavsiye edilmeyen yöntemlerle bir takım hani sorun giderme çalışmaları yapıyoruz hepimiz. Onun Şu an için kesin hayır yapılmaz diyemezsiniz. Çok dikkatli olursa yapılamayacak iş yok. şöyle bir düşünce var aklımda da. Amortisörün yayının oturduğu tablo var ya. O Doğru. tabloyu santim aşağı almayı düşünüyorum da. Ama kaynak gerektiriyor. Alınabiliyor ama onu istersen üzerine bir şeyle dişli bir gömlek giydirerek yapıp sonra istediğin gibi de ayarlayabilirsin de. O da kaynak gerektirecek neticede. Eğer üstünden kapalı olursa çünkü yük sürekli tek yöndedir Evet. ya amortisörde. Çok pardon. Üstünden kapalı bir şeyi giydirirsen yukarıdan aşağıya
O tornada evet. yapılabilen bir şey çünkü. Ve tamam, o dişli ve bilezikli olursa ikisini birbirine indirip kitleyerek istediğin yüksekliği de şey elde edebiliyorsun ayrıca. Bunu tuttum. Tamamdır. Yani o şey, her şey amortisörün kendisine diş çekilebiliyor. Bu da var. Şey varsa orada yeteri kadar et kalınlığı varsa amortisörün cidarlarında onun çünkü oradaki işlem soğuk ya ve çok yavaş yapılıyor. Zarar da vermiyor. Onu da gördük yapıldığını. Yani yarasıcılıkta sınır yok be canım. Vallahi her şey oluyor. Böyle, Hakan evet, abi anlatırken evet, böyle tabii. dinliyoruz böyle. Olur mu canım Allah aşkına? Benim Skyline'ı soran olursa da parça bekliyor şu anda. Onu sordu yani 28 tane geldi soru. Evet. Bayağı soru geliyor o konuda canım. Parça bekliyoruz ya hani aceleye getirmek istemiyorum. Birazcık parça bekleyecek o. Bu araç yenilenmesi konusu o videoda çok soru geldi. Oo, güzel soru. Şunu vereyim mi ekrana? Doğukan Bey'in Passat'a bakış açısı nedir? Şey, aşiret arabası. Konu bitirildi. Tamam. Çok net. Bugün kısa cevap var. Aşiret arabası ya koruma arabası. Aa, çok iyi ya. Çok kullandım. Hiç keyif almadım. Çok üzülerek söylüyorum. Hiç keyif almadım. Yani tamamen gaz, fren ve direksiyondan oluşan bir kütük. Öyle söyleyeyim. Otomobiller geliştikçe bizden rol çalıyorlar. Rol çaldıkça keyifsizleşiyorlar. Ve sadece araç haline dönüşüyorlar. Kişisel fikrim bu. Bugün, o yüzden... Bugün yayınladığımız pardon. Videoda da kullandık bir Salit Döderim'i. Yani teknoloji otomobili bizim elimizden aldı. Sadece ulaşım aracına dönüyor. Yani evet. eğer ulaşım aracı olarak bakıyorsak Passat çok başarılı bir araç. Ama tabii. Bu aracın bize yüzümüzü güldürmesini, bir keyif vermesini bekliyorsak çok başarısız bir araç. Aynı şeyi Amarok için de söyleyebilirim. İkisinden de kullandım. Markaya karşı hiçbir garezim yok. Çok da severim Volkswagen markasını. Mesela Golf modelini çok beğenirim. Ama son model kasalara baktığımızda benim kişisel düşüncem bu yönde. Hiçbir şekilde keyif alamıyorum. Bir 63 model Chevrolet Impala nasıl o yıllarda insanın yüzünü güldürüyorsa bugün de aynı şekilde tebessüm ettiriyor bana. 75 model Toyota Corolla da bana aynısını hissettiriyor. En son en yeni aracım, beğendiğim en yeni aracım 2005 model bir Subaru Impreza oldu bu zamana kadar. Ondan daha yeni bir otomobili beğenmedim. Haklısın. Gerçekten çok haklısın. Çünkü artık bazı otomobiller şey gibi hani e-mail gönderir gibi A noktasından B noktasına. Arada ruh yok. Heyecan yok. Hiçbir şey yok. Nispeten rahat bir koltukta etrafı seyrede seyrede gidiyorsun. Bütün yapman gereken öndekine çarpmamak. Yani başka bir şey değil. Vitesi otomatik. Bilmem ne her şeyi otomatik. Kendi fren yapıyor biraz da beğenmezse senin yaptığını. Bir sürü şey. Yani tamam yani bunu bu şekilde tercih edenler de çıkabilir. Ama yani benim de garezim yok hiçbir markaya ama artık yavaş yavaş böyle hani düşünmekten vazgeçmiş ne bileyim hayata tutunmaya dair böyle bir isteği olmayan senin tabirinle kütük diyebileceğimiz tekerlekli bir takım işte cihazlar oldular. Sadece altında cihaz var o kadar. Başka bir şey değil yani. Ya bugün düşünüyorum. Mesela yeni kasa otomobilleri görüyorum. Beğeniyorum da. Yeni son çıkan M4 kasayı gördüm BMW'nin. Bayıldım. Yani tipini mümkünün çok sevdim. Benim otomobili kullanabilmem için düz vites olmak zorunluluğu var. Ayrıca el freni olmasını isterim arabanın. Evet. El freni olmasını isterim yani. Cart diye çekmek isterim el frenini yani. Düğme olmayacak diyorsun. Hayır. Bu ne abi? Bu ne yani? bu da vites. Bak bu da vites. Ya. Aman. Yani gerçekten herkesin, aman yani. Şöyle herkesin, vites mi olur ya? Herkesin düşüncesine saygım var. Burada bizi izleyen insanlar da var. Onların algılarına ayıp etmek istemiyorum ama ben tabii ki kendi düşüncemi söylüyorum sadece. Dokancım ama yani Volkswagen'in CEO'su izlemiyor bizi. Merak etme. Ha, o zaman, ama boş verin ama. Çok da emin olmayın derim.
Evet. Homofilya vektörlerle aran nasıl diye bir soru gelmişti Okan. Evet abi, bizim bir vektör olayımız var. Benim dış seslerimin vektör hayranlıkları. Severim ya, ben vektörayı severim abi. Vektörayla problemim yok. Eskilerinden bahsediyorum. 2000 model ve öncelerini severim abi. Yani o... 2000 model önceleri. Onlar da sağlam benzin canavarı yalnız ya. Ya evet, öyle. Yani çok sağlam benzin canavarı yani. Benim bir tane vardı 2.0. Bayağı benzinli de ortak yaşıyorduk biz ya. O derece. Ya, yakıt ayrı bir konu. Yani benim çok, ekonomik çok arabam yok. Ekonomik arabam olmadığında hepsi garajda duruyor zaten. Şahin, Tofaş grubuyla ilgili fikrin nedir diye çok soru geldi Doğukan. Arka arkaya aynı soruyu soruyorlar. Abi bir projem var. Hakan abi az çok biliyor. bir projemiz var abi. Sadece onun için birazcık daha havaların ılımasını ve şu elimdeki bir iki projeyi azaltmayı bekliyorum. Kuş serisiyle ilgili enteresan bir çalışma tasarlıyorum. Şu anda Ar-Ge'sini yapıyorum. Ürgesine geçtiğim zamanlarda da Hakan abinin de kapısını çalacağım zaten. Aşağı Tokyo Garaj'da da sevgili Senat, onlarla ortak bir şeyler yapacağız. Tofaş'la ilgili enteresan bir iki araştırma yaptım. Araç iz genişlikleri ve aktarılıklarını çıkarttım, bir kağıda döktüm. Ve onun muadili bir sürü otomobili çıkarttım. Tofaş kuş serisi doğru bir şase çalışması yapılınca çok elverişli bir motorspor aracına dönüşebiliyor diye hesap ettim. Çok güzel sonuçlar çıkarabileceğini görüyorum kağıt üzerinde, teorik olarak. Bu gerçek mi değil mi? Pratiğe dökmeyi düşünüyorum. Çok başarılı bir yarış otomobili çıkarabileceğimi düşünüyorum Tofaş'tan. Ama tabii bunu turbo taktım, egzoz taktım oldu şeklinde değil. Ciddi bir çalışma. Bunun şase güçlendirmesi, roll cage'i, açı kiti, diferansiyel güçlendirmesi, bayağı bir ciddi bir çalışma var. Ama o yarış aracına gelinceye kadar da Otofaş'ın bir hikayesi olacak tabii ki. Açık güzel, güzel, güzel zaten proje hangi disiplinde şimdi. Hangi disiplinde yarışacağımız hemen belli oldu oradan. Aslında Doğukan'cığım şey var. Halit Bey'in şimdi burada ifşa edebilir miyim bilmiyorum ama çünkü Halit Bey'in ekranı karanlık ve ben onun adına konuşuyorum. Ama ben duyuyorum sizi. Eyvallah. Allah, gayipten sesler geldi. Vahiy geliyor. Bir de şöyle geliyor ya ekrana. Böyle bu ne? Halit Bey'in, söylüyorum Halit Bey bunu. Buyurunuz. Halit Bey'in şöyle bir hayali var. Bir Tofaş edinmek. Hani nispeten şey bir Tofaş. Böyle işte hani hurda olmamış bir Tofaş edinip bunu öyle ilmek ilmek işleyip ortaya çok güzel, gerçekten efendi, hoş bir otomobil çıkarmak. Yani bu şey de var. Bunu da biz bir zamanlardır, bayağı bir zamandır konuşuyoruz. Aynen öyle. Bayağı dış sese döndü yalnız Halit, farkında mısınız? Yok ya. Şöyle açarım. Pencereyi açtım biraz da serinlesin içerisinde. Yani sırf Tofaş değil aslında. Türkiye'de üretilmiş hani Anadolu 124, 131 ve ilk Renault 12'lerden yani 72-75 arasından birer tane alıp onları orijinal hale getirip bir yerde tutmak istiyorum. Yani hayalim bu normalde. Orijinal halde ama yani. Valla geçen Anadolu STC'ye bakayım dedim. Pişman oldum, çıktım fiyatları görünce. Yok, onların fiyatları çok yükseldi ama. Çok az var. Doğru. Ben Anadolu A1 ama 67 arıyorum. 1200 motor onlar. Bir yıl kadar üretildi. Bizde vardı. Benim çocukluğum, gençliğim onda geçti. Dolayısıyla hani hayalim o. Bir tane Anadolu sahibi olmak ama onların özellikle içerideki bazı özel malzemeleri yok üzerinde. Bulduklarımın hiçbirinde o aksesuarlar yoktu. Aksesuardan kastım orijinal radyosu mesela. Bizimkinde Blaupunkt vardı. Etrafı böyle kromajlı, gömme Blaupunkt yazılı filan. Şimdi onların hepsi yok olmuş gitmiş. Nereden bulacağım bir daha onları? En büyük sıkıntım o aslına bakarsanız. Yani. Şu 176 STC üretilmiş ya. Kaçı vardır acaba piyasada? Kaçı hala yaşıyordur diye sorayım. Bilmiyorum ama 50 tanesi falan vardır herhalde ya.
Yani bir kısmı kenarda köşede durmak kaydıyla diye söylüyorum. Toplam üretim 176 tane. O kadar. Ha, 175'ti galiba ya. 76. Halit Beyciğim, bir şey yanlış biliyorsam düzelt lütfen. Ama geçtiğimiz yıllar içinde, son mesela 20 yıl içinde bir takım girişimciler kendileri kalıp çıkarıp fiberden STC kasaları onu yapan yaptılar diye biliyorum. Yani bu rakam aslında çoktan yükseldi. Yani ama orijinal şasi, ama orijinal şasi olarak baktığın zaman o kadar yani. 176 tane. Çok kısa bir soruyu cevaplamak istiyorum. Bir arkadaş bunu YouTube'un YouTube videosunun altında da sormuştu. Ne ampul kullanıyorsunuz aracınızda far ampulü olarak? 3700K H4 şeyi eş değeri LED ampul kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Kimsenin gözünü almıyor ve ciddi bir aydınlatma da sağlıyor. Ama ampul alırken lütfen aldanmayın. Hakan abi şu, aslında bu konuya değinmişken şeyden de bahsedeyim. Kullandığın Kelvin'in sisli havalarda, bozuk havalarda aydınlatma özelliğinden de bahsedelim istiyorsan. Ha çok haklısın. Çok haklısın. Çünkü insanlar bu şeyi çok seviyorlar. Mora kaçan, mavim traktörü çok seviyorlar ama aslında burada atladıkları bir konu var. İstersen ondan söz edelim. Haklısın. Sen mi gireceksin? Yok abi buyur. Girsen ya. Abi senin lafın üstüne benim sözüm mü geçer? Şimdi piyasada yanlış bir kanı var. Kelvin değeri ışığın rengini belirler. Işığın aslında tamam renk, en basitinden gidelim. Işığın rengini belirler. Kelvin değeri yükseldikçe ışık beyazlar, beyazlaşır. Sonra da beyazdan maviye, maviden mora, mordan kırmızıya doğru ilerler. Oralarda bayağı yüksek işte 10 binler, 12 binler vesaire olur. Yanlış bir kanı var. O da şu. K değeri, Kelvin değeri yükseldikçe ışığın daha parlak, daha kullanışlı olacağı zannediliyor. Bu çok yanlış. Güneş ışığı dünyanın bulunduğunuz yerine, işte günün saatine göre aşağı yukarı 3400 ile 3800 Kelvin arasında değişir. Yani gün ışığı aşağı yukarı o aralıklara bir yere düşer ve bizim için, bizim göz yapımız için etrafı görebilmemize en iyi olanak sağlayan ışık rengi ya da sıcaklığı gün ışığı bandı içinde kalan şeydir. Işık renkleridir. Kelvin değerleridir. Ben özellikle far ampulü alırken 3700 Kelvin civarında kalmaya çok dikkat ederim. 6000K ışıklar var. 6000K ışıklar böyle dosya kağıdı gibi bembeyaz bir ışık verirler. Siz de dersiniz ki aa tamam bu aydınlatacak. Ama lütfen şunu unutmayın. En ufak bir olumsuz koşulda öndeki aracın toz kaldırması, kar yağması, yağmur yağması, havanın sisli olması, görüşü bozacak en küçük olumsuzlukta beyaz ışık ilk fırsatta yansır ve size geri gelir. Yağmurlu bir havada beyaz ışıkla ilerlerken önünüzde bir ışık duvarıyla ilerlersiniz. O ışık şeyden yağmur damlalarının ötesine geçip size yolu aydınlatmaz. Sadece gözlerinizi yorup sizi daha da yol yorgunu yapar. Eğer bazılarımız dikkat etmiştir mesela geceleri yarışan bir takım rally araçlarının üzerlerinde hani kötü koşullarda yarışıyorlarsa ki zaten çoğu kötü koşul sapsarı ışıklar vardır. Bunun bir sebebi var. Sarı ışık şeyi deler geçer. Kötü koşulların hepsini deler geçer. Atıcılar mesela tüfekle işte profesyonel atıcılar sarı gözlük kullanırlar. Bunun bir sebebi var. Kayakçılar bakır rengi gözlük kullanırlar. Çünkü bembeyaz bir ortamda detay görmeye çalışırlar. Bütün bunların bir sebebi var. Ama nedense bir ampul lobisi bir yerlerde bu yüksek kelvinli beyaz ve ötesi renkli ışıkları çok iyi pazarladı ve insanlar bunlara inandı. Yapmayın çünkü uzun yola gidersiniz ve hakikaten öndeki araç toz bile kaldırıyor olsa o beyaz ışıklarla büyük sorun yaşarsınız. Mümkün olduğu kadar 3700 Kelvin bandında kalmaya çalışın çok daha iyi görürsünüz yolu. Ben bir şey ekleyebilir miyim burada? Ben tabii hayatımda bir kere rallide gece etabı geçtim. Yeşilbursa rallisiydi. İşte mesela o zaman da ben Tofaş servis alıyordum öyle söyleyeyim. Tofaş ekibinin içerisinde gösterilmiştim çünkü. Gece tabii için konulan bütün önündeki kaput üstü farlar sarı renkliydi. Yani, öyledir. Öyledir. Yani, hatta galiba ben o dört tanenin Hollanda'da sis farları sarı diye bir kanun vardı eskiden. Fransa. Fransa'da öyleydi. Pardon Fransa özür dilerim Fransa'da.
Hatta onlar sarı olmak zorunda. Eski Renault 12'ler vardır. Fransız içteki farlar, kısa farlar sarıdır. Tabii. Hayideler çünkü. Parlamaz daha doğrusu. Ben bir şey eksik söylemiş olabilirim. Verdiğim aralık 4200K'ya kadar gider. Eğer bunu eksik söylediysem kusura bakmayın. İşte aşağı yukarı 3400'lerden 4200K'ya kadar gider. 3400 biraz fazla sarı kalacaktır. Yani normal günlük kullanım için. Onun için 3700-4000-4200K arasında, Kelvin arasında bir ışık. Hakikaten aracınız her ne olursa olsun sizin yollarda gece daha rahat etmenizi sağlayacaktır. Bir arkadaş aydınlandık yazmış. Ya böyle işte yaratıcı yorumlar çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz de mümkün olduğu kadar bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Sarı kırmızı özelden şeyi sormuşlar. Bu akşam geçen hafta söz vermiştik ya. Önümüzdeki haftaki yayında indirim paylaşacağız diye. Biraz sonra onu da paylaşacağız. Instagram hesabından bizimle ilgili indirime Otoklaplardaki indirimlere ulaşabilirler. 3 senedir program yapıp ilk defa indirim veriyoruz biliyor musun? O da Doğukan'a kısmet oldu yani. 3 senedir program yapıyoruz. İlk defa Otoklapla ilgili bir indirim vereceğiz. Artık o kadar çok söyledi ki arkadaşlar. Genelde o işle bunu birbirine karıştırmadan gitmeye çalıştık ama bu hafta artık indirimi vereceğiz biraz sonra. O zaman gidin abi Otoklaba. Doğukan'ın selamı var deyin. %10 indirim. İşte bu. Budur işte ya. Budur. İşte budur. Yıllardır biraz beklenen bu arada inisiyatif geldi. Bu arada bir arkadaş şey diye yazdı az önce. A3 hatchback ile sedanın son hızları aynı diye. Yanlış o bilgi. Onu ben kontrol ettim. Audi Türkiye'nin eğer bilgisayardan internet sitesine girerseniz aynı görünüyor. Ama cep telefonundan girerseniz 232 çıkıyor 150 beygirlik sedanın hızı. Ben bunu Almanya sitesinden de kontrol etmiştim. O yüzden rahat olabilirsiniz. Ben doğru bilgi verdim. Bunu söyleyeyim de yani, yanlış anlaşma olmasın. Yani buradan nedir son hızı? Ya şöyle, hatchback ile sedanın son hızları farklı A3'te. Doğal olarak yani aerodinamik faktör var orada ister istemez. Aynı motor şanzıman olsa da, aynı ağırlık olsa da. Biri 224, biri 232. Ama Audi'nin evet muazzam hızlar. Yani 150 beygirlik bir makine için hakikaten çok başarılı. Ama Almanlar genelde farkta çok büyük. Farkta çok büyük. Yani 8 kilometre aslına bakarsın. Yani kaç? 12 kilometre özür dilerim. Ama Alman sitesinde de Türkiye Audi'nin cep telefonundan girdiğin mobil sitesinde de 232 ama bilgisayardan girdiğin normal sitesinde ikisi de aynı 224 yazıyor. Yani hangisi bunları yazan arkadaşlar hata yapmışlar. Sedan daha hızlı. Radar. Ben de öyle düşünmüştüm. Muhtemelen arkada simülasyon falan mı yani? Tabii evet, abi sedanın evet. Zaten avantajı o. Yani sedanın en büyük avantajı türbülansı daha geriye atıp daha az etkilenmesi, o geride oluşan çekme etkisinden, drag etkisinden daha kolay kurtulması. Hikaye bunlar ibaret. Bunu da testte anlattık ama yani. O zaman mesela bu zamanında çıkan Honda Civic Vitek'ler vardı hatırlarsanız. 1.6 VTI'ler. Evet. O zaman aynı sebepten mesela onun sedanı da hatchback'e göre daha hızlı olabilir. Evet. Birkaç kilometre. Normal şartlarda aynı ağırlıkta, aynı motor şanzımına sahip sedanlar hatchbacklerinden daha hızlıdır. Hatta yüksek hızlarda daha az tüketir. Mantıklı. Tabii. Yani oradaki sedanların dragon aerodinamik katsayısı hatchbacklerden daha düşüktür. Sebep temelde bu zaten. Bir de aynı araç olduğu için ön yüzey alanı da aynı. Yani biz hep şeyden konuşuyoruz. CD ya da CW değerinden konuşuyoruz ama ya o sadece bir noktadaki değer. Sonuçta ön yüzey alanıyla bunu çarptığın zaman CX çıkıyor karşına. Yani şey komik geliyor bana. Mercedes S serisinin ön yüzey alanıyla A serisinin ön yüzey alanı aynı değil ki. Yani tabii. CD'leri aynı olsa da, yani rüzgar dirençleri aynı olsa da karşıladığı alan, yüzey alanı çok daha fazla S serisinde. Yani biz ama sadece CD'den yürüyoruz şu anda ki bu yeni EQS tanıttılar ya, elektrikli Mercedes S serisi, hı-hı, boyutunda. 0.20 CD ya. Ama yüzey alanı da düşünmek gerekiyor burada yani. Yüzey alanından ziyade yani burada çok haklısın. Şu rüzgarı karşılayan ön yüzey alanı önemli ama bütün resmin bütününü görmek gerekiyor orada. Yani aracın geri kalanı, etrafından geçmekte olan
ve altından geçmekte olan havayla nasıl başa çıkıyor? Yani şimdi onların hepsi belirliyor. Elektrikli araçta bir artık içerisinde paraşüt etkisi de yaratmayacak. Çünkü motor soğutmak gibi bir derdi olmadığı için. ön tarafta paraşüt. Var. Bataryaları var, da soğutmak çok... zorundasın. Hem bataryaları hem de reostu devreleri. Gene bir alttan var. Girişi var. Tabii. Radyatörü var. Yani bir takım elektrikli otomobillerde radyatör var. Çünkü yani senin kullandığın voltaj yüksek, senin kullandığın akım amper cinsinden çok yüksek ve sen bunu sabit kullanmıyorsun. Yani sen bunu en kaba tamiriyle bir reosta devresinden, bir dimmer devresinden geçirerek kullanmak durumundasın. Gaz pedalı o işe yarıyor. Ama sen bunlarla uğraşırken ortaya çok ciddi bir şey çıkıyor, ısı çıkıyor. Tabii. Burada hiçbir şeyin zarar görmemesi için ayrıca bir soğutma devresinin kurulması gerekiyor. Ben şeyi biliyorum, yani radyatörü olan elektrikli otomobiller var. Çünkü su soğutma gerçekten şey, çok üstün bir soğutma yöntemi. Doğrudan havayı da soğutma yerine. Onun için bunları görebiliyoruz. Yani araç elektrikli diye bize bir takım avantajlar sağlıyor. Burnunu işte içinde motor olmadığı için daha küçük yapabiliyoruz filan. Ama farklı yerlerden şeyleri de var bunların. Bildiğimiz içten yanmalı motoru olan araçlara benzer taraflarının da olduğu bir gerçek. Çok kısa bir 3 soru geldi. Onlara hemen bir girip çıkabilir miyim müsaade ederseniz? Çok kısa 3 soru. 3 soru arka arkaya çat çat. Yok, bu ışıklarla ilgili. Abi senin Hakan'cığım bir araya girebilir miyim? Bir araya girebilir miyim? Lütfen gir, çünkü ben de yazılı, ben şey yapacağım onları. Yani şimdi şey, Dizel Candır demiş ki hocam sedanın daha hızlı olduğu bir tane video yok. Ben şimdi ekrana şeyi koyuyorum. Şöyle okunabilir hale getirmeye çalışıyorum. Ha. Görünüyor musun 232? Abi at bana WhatsApp'tan. Bak. Şöyle. Tamam, atayım sana WhatsApp'tan. 232 yazıyor. At ekrana 232. Vereyim ben. At ekrana vereyim abi. Ha. Hemen sana fotoğraf çekip yolluyorum. Tamam, yolla, ben de ekrana vereyim. Yani tam sayfa yolluyorum. Onu sen halledersin. Mizampajını mı yapayım yani, onu mu diyorsun? Yok güzel. Şöyle yolluyorum, tamam. Çok özür dilerim Hakan, yani yanlış bilgileri düzeltmek şey gerekiyor. Ben de yanlış bilgi yaparsam düzeltmeliyim, verirsem düzeltmeliyim ama ben yanlış bilgi vermedim. Şimdi 3 tane arka arkaya soru gelmişti. Lümen ve Kelvin arasındaki fark nedir diye. şöyle söyleyeyim. Lümen ışığın şiddetini en basit terimlerle anlatmaya çalışacağım. Lümen ne kadar çok ya da az ışık olduğunu ifade eden bir terimdir. 5 lümenlik bir ışık varsa, yanında da 50 lümenlik bir ışık varsa, 50 lümenlik ışık daha parlak olacaktır. Bunu Türkiye'de hani 40 mumluk ampul derler ya, da 40 wattlık ya da 100 wattlık. 100 wattlık ampulün 40 wattlık ampule nazaran lümen cinsinden yaydığı ışık daha fazladır. Bu ışığın miktarını nicel bir şeydir yani. Kelvin ışığın rengini ifade eder. Siz lümen olarak çok ciddi miktarda ışığı gönderiyor olabilirsiniz ama bunun Kelvin cinsinden belli bir rengi, ışık rengi vardır ya da daha teknik tarafıyla ışık sıcaklığı vardır. Dediğim gibi 6000K derseniz bu bayağı bembeyaz dosya kağıdı gibi beyaz bir ışık olur. 3000K derseniz oldukça artık sarıya gitmiş bir ışıkla karşı karşıyasınızdır. Bunu bu şekilde açıkladık. LED'li farlarda mercek kullanmanız gerekmiyor mu? Hayır, xenon farlarda bence kullanmamız gerekiyor. Çünkü xenon gerçekten çok kontrol altına alınması çok zor ve çok şiddetli bir ışık çeşididir. Bu ışığın oluşturulma tarzı da çok farklıdır şeye göre, LED'e göre. LED çünkü ışık geçiren diyottur sonuçta. Bu diyodun içindeki tepkim eden bir ışık yayılır. Xenon'da siz sodyum tuzlarına çok yüksek miktarda enerji vererek bunların excite olmasına, yani coşmasına sebep olursunuz ki ortaya yan ürün olarak bir ışık çıkar ve çok çok güçlüdür bu ışık. Bunu bir mercekle toparlayıp göndermediğiniz tarihte karşıdakileri kör edersiniz. Bu iyi bir şey değil. Bizenon iyi bir ışık mıdır? Üçüncü soru bu. Bizenon gerçekten çok hoş bir aydınlatma yöntemidir. Ama bunun doğru monte edilmesi ve doğru merceklerle yönlendirilmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'deki kanunlar artıktan kastım da son 4-5 yıldır daha önce fabrikadan xenon ışıkla çıkmamış otomobillere xenon ışık takılmasını yasaklamış durumda.
Bunun arkasında teknik sebepler var. Bunlardan bir tanesi xenon ışıkların sürekli seviyelerinin kontrol edilebilmesi gerekiyor. Karşıdakileri kör edersiniz çünkü. Bir de xenon ışık çok güçlüdür. Eğer farın yüzeyi kirliyse buradaki dağılımdan da hiç istenmeyen yerlerde yine insanları kör etme durumu var. Düz, temiz bir yüzeyden geçmesi lazım. Ne demeye çalışıyorum? Bunların yıkama sistemlerinin de olması gerekiyor. Hakan abi, Kelvin'i destekleyecek bir görsel açtım bu arada sana. Arkadaşlar, ellerin dert görmesin, çok sağ ol. İşte. Yayına da verebilirsin aslında bunu oradan. Ama sen telefondan gerçek bağlandın değil mi? Pardon. Ben telefondan bağlayayım, o yüzden böyle gösteriyorum. Evet, yani sol taraf 3000 lira, sağ taraf 6000'in üzerine gidiyor. 8000'ler evet var orada. Yani senin dediğin gün ışığı şuralarda bir yer tekabül doğru ediyor. Doğru. Gittikçe zaten 10.000K'ya kadar. Tabii 8-10.000K'lara kadar çıkıyorsun orada. İşte aldanıp o 8-10.000K'lık farlardan kesinlikle almamak gerekiyor. Yani çünkü bir mesafeyi aydınlatamıyorsunuz artık. Önünüzde bir ışık duvarı oluyor, sizi yoruyor. Ve inanılmaz. Neyse, bu üç soruyu... Efendim? İnanılmaz da göz alıyor karşı otomobilin ışığı. Evet, doğru. Doğru. Elektrikli otomobiller farkında mısın böyle? Elektrikli otomobiller program oluyor yani. Çark ve dinamo sistemiyle kendi elektriğini üretemez. Çünkü bu termodinamiğin birinci kuralını ihlal eden bir durumdur. Siz kendi saçınızdan kendinizi çekerek bataklıktan çıkamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani bir elektrikli bir otomobil bataryasındaki elektriği çeşitli kayıplara uğrayarak tekerleğe hareket olarak iletir. Siz bu tekerlekten tekrar bir hareketle elektrik elde edip o bataryayı şarj etmeye çalışırsanız çok büyük borca girersiniz. Çok büyük ekside kalırsınız. Termodinamiğin birinci kuralını ihlal etmiş olursunuz. Onun için bir elektrikli otomobilin kendi elektriğini üretebiliyor olması, ama bunun istisnasını söyleyeceğim, durmayacağım, mümkün değildir. Tek istisna, ayağınızı gazdan çektiniz ya da fren yaptınız. Yani araç elektrik kullanmadan ilerliyor. Bu durumda rejeneratif yöntemle tekerleklerin hareketini siz kendi lehinize kullanıp elektrik üretip bunu bataryalarınıza koyabilirsiniz ki burada oluşturulan dirençle fren yapmanıza yardımcı olacak. Şu anda çünkü da zaten bir faturası var. Elektriklerde var zaten bu. Bak, rejeneratif elektrik üretmek yolda giderken elektrik üretmekten bambaşka bir şey. Tamam işte, evet. Öbür türlü hakikaten yani hapsi var. Termodinamiğin kuralları ihlal edilemez. Türk işi bir tane soru var. Gördüm onu. Ama önce gene şeye döneyim ben. Dizel candır. Sevgili kardeşim, ben alınmıyorum sana. Ama ben fabrikanın açıkladığı veriyi doğru kabul etmek zorundayım. Kendimi ölçmediğim müddetçe başkasına güvenmem çok doğru değil. Yani YouTuber arkadaş otobana çıkıp gazlıyordur da ya o arabada bir problem var mı ya da başka bir hikaye mi var ya da gerçekten öyle mi, ben bunu bilemem, ama normal şartlar altında fabrikanın açıkladığı son hız değerin doğru olması gerekiyor. Bir de yanlış veri açıklamak son hızda o üretici firmaya ne gibi bir avantaj sağlar bilmiyorum yani, hiç de sanmıyorum açık söyleyeyim. Yani pratikte şimdi bak yazdı. Dieselgate sadece Volkswagen'in hikayesi değil bu arada. Mercedes'ten BMW, Fiat'a kadar hepsi aynı 6-7. Sadece basın üzerine gitmedi yurt dışında. Yoksa hepsi aynı şeyden ceza yiyor bu arada. Bilginiz olsun. Ama yani ben hep şeyi söylerim. Bizim yaptığımız yani test yapıyorsan bir tane gelen örnek üzerinden bütün üretimleri bağlayıcı cümleler ediyorsun. Tamam mı? İster istemez. Yapacak bir şey yok. Ama yani o otomobilde bir problem varsa ya da başka bir hikaye varsa ben bunu bilemem. Yani hakikaten bilemem. O yüzden ben fabrika verisi, son hızları doğru kabul etmeye devam edeceğim. Tabii. Ki bir de tabii şeyleri de hatırlamak gerekiyor. O rakama çıktı çıkmadı. Ya o andaki hava sıcaklığı, kullandığın yakıt vesaire, o bu lastik hava basınçlarını falan da bir kenara koyayım. Hani normal şartlarda. Ne kadar ibrede hata var onu da ölçmek lazım. Tabii. Ya bir sürü hikaye var orada. Dolayısıyla son hızlar, mesela 0-100 çoğu otomobilde tutmaz. Çünkü 0-100'ü ölçerken otomobil firmaları mümkün olduğunca düşük donanım seçerler. Daha hafif otomobil, daha ince tabanlı lastikler vesaire vesaire. Bize buraya teste gelen otomobiller full, hani fullüm fullü gırtlak dolu diyor ya herkes. O tip otomobiller en geniş lastikler, tabii en büyük jantlar. Dolayısıyla açıkladığı rakamı zaten yakalayamıyorsun.
Yani 0.2-0.3 saniye ile 1 saniye arasında farklar çıkıyor. Bunda sadece şey de yok, otomobilin donanımı da ilgili değil. Zemin özellikleri de çok ilgili. Almanya'da veya o testlerin yapıldığı asfalt zeminin tutunma kalitesiyle bizdeki çok farklı. Bizde daha uzun süre mesela patinajda kalıyorsun. Tabii traction control bunu engellemeye çalışıyor vesaire. Zaman kaybediyorsun. Buna da yapacak bir şey yok. Mesela ben 90'larda test yaparken böyle ESP neyin falan yoktu. Traction control falan BMW'lerde DTSC'ler falan vardı. Dolayısıyla patinajla kalkardık ister istemez. Onu o zaman sen dengeleyebiliyorsun bir yere kadar. Ama şunu söyleyebilirim, o yıllarda açıklanan veriyi her seferinde tutturan bir tane marka vardı. Mercedes. Otomatik şanzımanlı Mercedes'ler. Alman ne açıkladıysa aynısını çıkartıyordu ve 10 kere üst üste çıkartıyordu. Daha, yani yapacak bir şey yok. O adam öyle otobana çıkıp gazladığında geçememiş olabilir. Ama benim bulunduğum nokta itibariyle ben fabrikanın açıkladığı son hız değerini doğru kabul etmek zorundayım. Bu, çünkü bunu test etmiyorum. Etmem de yani. Türkiye'de zaten öyle bir deliliği yapmam, açık söyleyeyim size. Doğukan'cığım, senin bir otomobilde gördüğün en yüksek hız nedir? Direksiyondayken. Hakan abi ya 265 ya 270. Yani oradaki 270. Oradaki farkı seçemedim açıkçası, konsantre olduğum için. Ama ibreyi devirdim 260'lık bir otomobilde. Vay. Üstünü görme şansım vardı. Korkudan çektim ayağımı. Çünkü kullanmış olduğum aracın son sürati zaten zannedersem 240 ya da 260, onlardan bir tanesi yazılıydı. Aracın modifiyeli. Aerodinamik tasarımı muhtemelen daha üstüne tasarlanmamış diye düşünüyorum. Hafifler diyorsun. Kafa biraz hafifledi, hissettim. Yani direksiyonum boşalmaya başlayınca ayağımı gazdan çektim. Porsche miydi? Yok, kendi Nissan aracım. 200SX. Ha, seninkiydi ha. Porsche'lerde 3 nesil önceki 911'lerde çok ciddi bir önde hafifleme olurdu 200'ü geçtiğinde de, o yüzden sordum. Halit, senin kaç? Benim de 270-275 falan. Yani bir Lamborghini ile bir de eski M5 ile. Vay. En yavaş ben miyim aranızda ya? Kaç? 240. Hakan abi, tam benim bölünmüş yanınıza. Benim bölünmüş yollarda 90, çevre yolunda 120. 91 ya da 121 görmedim ben hiç ayağımda. Ama ben bildiğin klasik Mondeo ile yaptım. İbre o kadardı yani. Yapacak bir şey yok. Hakan abi en düşük gördüğü rakamları söyledi galiba. Bir de en üstü öğrenelim abi. Şimdi benim arabada 240'a kadar gidiyor ibre. Ondan sonra bir boşluk var, sıfıra geliyor. Ondan sonra devam ediyor. Ben 20 gördüm. Sahibi, anlatabildim mi? Göre, kafana göre takıldı. Ben bir sarıp 20 gördüm bir kere. Peki vites bitiren onun var mı? Onun ne olduğunu da bilmiyorum. Hı? Seri üretim otomobille vites bitiren var mı? Seri üretim, evet. Ben kendi Clio'mla bitirdim. 90, dur söyleyeceğim. 93 ya da 94 model bir Toyota MR2 bitirdim. Ne varsa bitirdim. Kısa oranda çünkü olmak zorunda. Çünkü motorlar son viteste bitiremez yani normal şartlarda. Ama gerçekten bitirebilen çok az araba vardır. Motorunu ben yapmıştım. Motorunu yaptıktan sonra araba... Ben seri üretim dedim. Seri üretim. Sen hayır, yapmışsındır motorunu... bir şeyler. Hayır bak, vallahi billahi motorunu orijinal speklere göre yaptım. Hiçbir şey ilave etmeden. Motoru orijinal speklerine göre yaptım ama bitirdim. Gri bir Toyota'ydı. Çok güzel bir arabaydı o. Halit abi düzelteyim. Devir kesiciye girmedi galiba araba. İbreyi bitirdim de devir kesiciye sokamadım. Clio ile eğimli yolda. Eğimli yolda. Yok, ben düz yolda vites bir tane. Dı artık son viteste kalıyorsun. Yok, hiçbir arabayla yapamadım onu. Ben bir neydi ya? Halit bak, bu soru çok güzel yalnız. Buna ekrana vermem lazım. Bir dakika, nereye gitti o ya? Halit abi sen bitirdin mi? Bitirdim. Soru güzel Alfa bak. Alfa 145 Quadrifoglio. Vites bitirmek nedir? Mesela 5 vites otomobil abi. Manuel. 5. viteste devir kesiciye giriyorsun. Artık bitiyor yani, gidebileceğin hiçbir şey kalmıyor. Bak, başka Ozan şey yazmış Alfa Romeo'ydu diye. Abi İzmir otobanı resmi olarak açılmamıştı. Ama çıktı. Alfa Romeo Türkiye lansmanı yapılıyordu.
Quadrifoglio verdiler bana. Düzlükte bitti. Yani böyle diye kaldım. Abi ben de orada gördüm ama benimki maildeydi. Düzde. Direkt düzde gördüm. Çok enteresan yani. Ama şeye bakıyorsun, bak 220 idi galiba son hızı arabanın, ya 220 ya 224'tü. 240'daydı ibre. Zaten ibre hatasını çıkardığın zaman oralara denk geliyordu. Vay. İşte %8 civarı demek ki hata veriyormuş. Vay. Ve sene evet, 95 mi oluyor? 96 mı oluyor? İşte öyle bir şey. Ben valla Ankara yolunda gördüm. Bindiğiniz en ivmelenmesi kuvvetli araç neydi? Oh. Vallahi bilmiyorum ki. Düşünmem lazım. 911 Turbo S olabilir. Ferrari 458 olabilir. Ondan sonra Lamborghini olabilir. Onlar o kadar küçük farklar ki. Yani benim 3 saniye civarı 0-100'lerden bahsediyoruz. Evet. Ben bu konuda iki tane örnek vereceğim. Çünkü hiç beklemediğim araçlardı. Bir tanesi 2,5 tonluk 454 SS 4 çeker bir Chevrolet kamyonetti. İnanmadım. Çok anlattılar bunu. İnanmadım. Aldım, çıkardım. Ondan sonra gaza bastığım zaman aman Allah'ım ne oluyor dedim. Çünkü bütün mahalle kalkmış gidiyor gibi. Yani çok büyük bir alet çünkü o. Ona, yani onun ivmelenmesi beni çok etkilemişti. İnanamamıştım. Diğeri de zannediyorum yıl ya 98 ya 99 bana şey nasip oldu. NASCAR'da yarışmak nasip oldu. Ben 700 beygirlik NASCAR kamyonet kullandım. Yarışmak derken? Bayağı yarıştım. 4 kere. Biz niye bunu şimdi öğreniyoruz hep? 2 senedir ben program yapıyoruz. Ben pek kendimden bahsetmeyi sevmiyorum. Yani ben neler anlatırım sana? Millet inanmıyor anlatınca. Fotoğraflarını getirmem gerekiyor. Allah'tan var yani. Onun ivmelenmesi hakikaten nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle arkanızdan çok iri yarı bir teyze size bir anda beddua ediyor gibi. Böyle bir şey oluyor. Ve şeyi gördüm. Hani gözüm karardı derler ya. Ben o, hiç hayatımda gözüm kararmamıştı. O kara değilmiş. O böyle kırmızıya çalan çok koyu bir kahverengi. Ve yukarıdan aşağıdan yavaşça sizin ufkunuzu daraltıyor. Sonra viraja giriyorsunuz tabii. İlk viraja giriyorsunuz ya Allah diye. O böyle bir anda ding diye şöyle bir ekran oluyor. Şöyle yani ciddi söylüyorum. Çapraz böyle dar bir ekran oluyor. Siz onun arasından bir yerleri görmeye çalışıyorsunuz. Ve ölmeden bitirdim ben o yarışı. Ve 4 yarıştan birini kazandım. Aman gerçekten. Vallahi billahi bakın. Ve oradaki ivmelenme aklını alıyor insanın. Ya arkadan böyle bir canavar size beddua etmiş gibi. Brah diye bir şey gidiyor. Feciydi o. Volkan Arasoy da gelmiş. Selam olsun. Demin arkadaşım geldi. Demin arkadaşın teki yazmış. Tesla'ya binmediniz mi diye. Benim en hızlı ivmelenmeye bindiğim araç Tesla'nın S modeliydi. S modeli yanlış olmasın. Ama rahatsız edici bir duyguydu. Hoşuma giden bir duygu olmadı. Midem bulandı yani. Çekilme o herhalde G ile alakalı bir şey. O şey, çok hoşuma giden bir duygu olmadı yani. Ama o modu seçmek zorundasın. Yani o sana sürekli verdiği bir şey değil. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani ivmelenmesini denedik yani test etmiştik. Bir de yani onu üst üste kaç kere yapmaya izin veriyor bataryalar? Ha, güzel bir soru. Zaten o yüzden elektrikli arabayla drift yapmıyorlar. Evet, ısınıyor çünkü aşırı. O soru gelmişti sana yukarıda Doğukan da kaçırdık biz onu. Elektrikli bir arabayla drift yapmayı düşünür müsünüz? Sorusu vardı yukarıda bir yerde. Tekrarı düşük. Yani dünya genelinde yapılan araştırmalardan okuduklarımı ve izlediklerimi söylüyorum. Tekrar sayısı düşük olduğu için çok tercih edilmiyor. Yoksa çok bence çok keyifsiz olur. Bak şimdi Dokancım şöyle bir şey yapılır. Pistin üzerine trolleybüs teli gibi boydan boya tel gerilir. Çünkü nasıl bir pistte kalman gerekiyor değil mi? Üstte de çok güzel böyle geniş bir boynuz yapılır. Sen oradan dehşet bir şey olur bu biliyor musun? Abi yani, oldu olduğu rayda da yapsınlar çözülsün işte. Yoktur işte diyeceksin ama rayda olmaz o iş. Ya olmayacak işte değil canım yapılır yani. Dizel candır diye bir arkadaş elektrikli araçlardan nefret ediyorum demiş. Ya öyle deme çarpılırsın canım. Muhtemelen 10 sene sonra diye tahmin ediyorum yani Türkiye genelde dünya genelini 5 ila 10 sene geriden takip ediyor özellikle otomotiv sektöründeki ilgi alanı diye söyleyeyim gerçi bana düşmez bunu yorumlamak. Fakat
Herhalde petrolheadler çok büyük vergi ödeyecek ileride benzinli arabaya binmek için diye düşünüyorum. Haklısın. İş Haklısın. oraya gidecek. Yani düşüncem bu yönde. Yani şeyde biz Halit Bey'le bir şey konuşmuştuk. Nasıl şimdi hani at çiftlikleri var şehir dışında. Sen de hali vakti yerinde bir vatandaşsan bir atın oluyor. Bir çiftlikte bırakıyorsun. Hafta sonu gidiyorsun. 2 saat ata biniyorsun. Geliyorsun. Herhalde o tarz merkezler olur bir yerlerde. Böyle işte birkaç kilometrelikte kullanma yolları vesaire olur. Aracını orada bırakırsın. Ayda bir iki hafta sonu gidersin. Orada bir iki saat pırır araba kullanırsın. Gelirsin yani. Gelecekte öyle bir şeye dönülebilir sanki. Neden Yani işte. olmasın? Bugün benzinle binecek, araba binecek pistimiz bile yok Hakan abi ya. Allah aşkına. Değil mi? Değil mi yani? Sorma. Şu an Sorma. vallahi güzel bir ekip kurmuşuz. Şurada bir oy verelim. Birkaç kişi daha eklesin. Kendi pistimizi açalım. Ya Valla bir benim şey öyle bir söyleyeyim mi? projeyi Biz Volkan Işık'la bundan 10 yıl önce böyle bir proje hazırladık. Hatta devlete gittik. Dedik ki ya bize arazi verin, hani devlet arazisi, biz üzerine bu üst yapıyı yapalım. Vermediler abi. Yani içinde rallycross pisti de olacaktı, gerçek uluslararası normlarda go-kart pisti de olacaktı, veya vesaire vesaire ve bayağı da sıkı bir proje hazırlamıştık. Ama alan bulamadılar, yani vermediler bize. AVM yapmışlardı. İyiydi bu. Bir de İstanbul'un dışından istiyoruz yani, hani İstanbul'un göbeğinden rant alanı istemiyoruz. Hani işe yaramayan, şu anda kullanılmayan, hani dağ başı hiç fark etmez, sadece İstanbul'a yakın olsun dedik yani. Vermediler. Şey gibi İşte oldum, Çınar gibi oldum, beni yayına almıyorlar diyor ya Çınar. Ben de vermediler, bize vermediler olduk yani. Ne yapalım abi, yapacak bir şey yok. Hakan abi bizi dinliyor Yani mu? ben dinliyorum da bir pist Bir püf püf sesi yapılabilmesi geliyor için ama. Allah aşkına şeydir o. Ateşte galiba bir çaydanlık var. Aman boş verin Allah aşkına. Yani ne var Allah Allah. 59 yaşında adamım ben, ne zaman sigara içeceğim, kime soracağım Allah Şu aşkına. şeyi de vereyim mi abi ekrana? Hazır arkadaşların hepsi buraya toplanmışken. Hani benden uzun süredir indirim istiyorlar ya. Hadi. Ver. Instagram hesabımdaki bu görüntüyü bayilerimize gönderip önümüzdeki hafta içerisinde ayın 30'una kadar indirim alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu fiyata da merdiven altında bile seramik kaplama yok şu anda. Daha ne diyeyim? Vay. Tabii benim bu seramik kaplamayı yaptırabilmek için önce bir arabayı boyatmam gerekecek. Çünkü öyle bir ön koşul var, değil mi? Altında boya olması lazım. Yani boyayı da biz yaparız abi, problem yok. Normal fiyatı 2000 liraydı arkadaşlar bizde, kampanyanın fiyatı. Şu anda sadece bunu gösterip 1650'ye ayın 30'una kadar yaptırabilirsiniz. Benim Instagram hesabımdaki storylerin içerisinde var. Reklam yaparken kendimi çok kötü hissediyorum, farkında mısınız? Yani Neden? yanlış bir şey, ne bileyim, yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Burayı çok fazla bu niyetle kullanmadık ya. Ama çok Olsun fazla ama isteyen yani. oldu ve bu hafta içerisinde çok giden oldu. Arkadaşlar hani bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda bir talep vardı. Bu arada bir arkadaşımız bizden bunu ücretsiz kazandı. Yayından sonra yine Instagram hesabında paylaşacağım. Beş arkadaşımıza da plastik kama verdik. Onu da yayından sonraki Instagram hesabında paylaşıyor olacağım. Bunların dışında sorularınız olursa. Evet, Eren sormuş. Yayından sonra storylerin içerisinde onu bulacaksınız arkadaşlar. Oradan paylaşıyor olacağım. Takipte kalırsanız bunların bilgisini alabilirsiniz. Halit bana bir şey gönderdi ama onu bilgisayara Bak bakalım koyabilecek indiremedim. misin? Hakan sever böyle bir görüntüyü diye düşünüyorum ben. Doğukan'ın da Allah ilgisini çekebilir. Yani bilemedim Allah. şimdi. Hemen. Ya çay mı geliyor? Yok. Ha. O ne be? Çay mı geliyor ne? Bununla ilgili soracağınız bir şey olursa arkadaşlar story'den ya Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Ekrandan alıyorum. Bayilerimize bunu gösterdiğiniz takdirde 30 Nisan'a kadar bu indirimden E çok faydalanabilirsiniz. güzel. Yayında bir kere daha veririm. Bir arkadaşa da benden gelsin mi? Gelmesin. Şimdi şunu vereyim Halit. İnşallah Drone sesi teknisi. duyulur. Biraz Sesi duyulmuyor. kulaklarımızın pası sinir. Yapma ya. Tüh be. Ya ekrana şey alamıyorum onu.
İndiremiyorum şeyi. Nedense indirmeme müsaade etmiyor. Eğer indirebilirsem onu şey yapacağım. Enteresan. Paylaşıyor olacağım, evet. Ben sana mail atayım onu şeker kardeşim. Cahilliğimi mazur görün. Ben neden bu mesajları göremiyorum? Siz nereden görüyorsunuz diye merak ediyordum. Daha yeni keşfettim. Ben de görebiliyormuşum. Biz onu söylemedik ya. Oh, çok özür dilerim. Ya ben ilk defa katılıyorum. Biz onu söylemedik. Sağ tarafta. Evet. Ha, gördüm. Comments diye bir tuş var. Oraya bakınca gördüm şimdi. Şu anda Allah, binin üzerinde mesaj gelmiş. Geçen bir yayına 3260 mesaj gelmiş, biliyor musunuz beyler? Bazen diyor Allah arkadaşlar aşkına. Görmüyor musunuz? Okumuyor. Ya şimdi çekiliş arkadaşlarımız yaptı Cihan. Biraz sonra bana bilgisini verecekler. Ben de yayından sonra paylaşacağım. Doğukan'cığım, bu adamların hepsi emekli, birazdan kullandıkları ilaçların muhabbeti açılır. Canım öyle bir şey Allah aşkına. Yok öyle bir şey. Sağ tarafta çok mesaj var. Toplu bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar, gönderdiğiniz mesajların hepsine baktım. Çeşitli yerleri hafta sonu olmasına rağmen aradım. Gerçekten çok tatlı insanlarla konuştum. Pazartesi gidip bir arkadaşı ziyaret edeceğim. Oradan başlayacağız. Büyük ihtimalle de orada kalacağım zaten. Hepsini değerlendirme altına aldım. Konuştum. Mesajlarınız için tek tek hepinize teşekkür ederim. İlgilendiğiniz için de çok teşekkür ederim. Hep birlikte bir şekilde bu kazıklanma hikayesini mutlu bir sona bağlayabiliriz diye ümit ediyorum. Ben de bu arada sosyal medya üzerinden gelen, şu ana kadar ki bugün gelenler hariç, bütün şeylere yanıt verdim. Mesajların tamamına yanıt verdim. Sadece geçen gece saat 12.30'da beni görüntülenen arkadaşa yanıt vermedim tabii, doğal olarak. Onun da sebebini anlayabilmiş değilim yani. Gece 12.30'da beni neden görüntülü ararsın? Ona yanıt vermedim. Ve Instagram üzerinden görüntülü aradı bir de yani. Ona yanıt vermedim. Ya eli çarpmıştır. Eli çarpmıştır. Olur öyle şeyler. Yanlışlıkla olmuştur ya. Abi beni niye stokluyorsun gece yarısı o zaman? Yanlışlıkla da. Yani. Ya şey sorusu vardı Doğukan. Yukarıda kaldı. Ben bir ara ekrana verdim ama kaçırdık biz onu. Müzik çalışmaları ne durumda? Yapacak mısın, yapmayacak mısın sorusu vardı. Yaptım. Yeni bir takım çalışmalar yaptım. Ben size konuşurken bir yandan garaja geçiyorum. Benim çıraklar ne yaptı bilmiyorum. Adam mobil. Yeni çalışmalar yaptım. Fakat şöyle bir durum var. Yani benim sektörümde biz müzik yaptığımız zaman parayı sahneden kazanıyoruz. Yani normal şartlarda kazanmıyoruz. Haliyle ben de son zamanlar biraz elektronik müzik yapmaya başladım. Onları da YouTube kanalımda kullanıyorum şu anda. Hani piyasa müzikleri yapmıyorum açıkçası. Hatta soruyorlar bu müzikler ne zaman piyasaya çıkacak diye. Bir tane Türkçe çalışmam var. Herhalde onu tahmin ediyorum. 1-2 aya kadar çıkartırım. Aslında Aralık'ta çıkarmayı düşünüyordum. Araya başka çalışmalarım girdi. Ben müzikten kopmadım. Fakat işte dediğim gibi kısa bir süre sonra gelecek. Şimdi benim güzel garaja geldim. Burası benim evimin altı. Yukarı Tokyo garaj. Onun mail Instagram çok güzel bir yer yalnız ya. Çok güzel, çok sıcak bir garajı var. Ben hakikaten orada oturup kahve içtik vesaire. Bayağı bir sohbet etmişliğimiz var. Muhteşem bir yer orası. Bu da swap üzerine çalıştığımız motor. Biraz görsel katayım. Şanzımanımız temizlenmiş. Nasıl gidiyor? Turgut şeyi, Doğukan'ı büyütebilir misin? Tabii ki. Onu açtım. Burası Yukarı Tokyo Garaj'ın backyard'ı oluyor. Bu da swap için şu anda temizlediğimiz motor. Turbolu bir çift egzantrikli Japon makine. Canlı canlı garajdayız ya şu anda. Bayağı canlı yayın yapılıyor yani. Bayağı canlı yayın, garajdayız. Şanzımanımız temizlendi. Bu şey, takacağın yeni şanzıman değil mi? Ben bunu takacağım yeni şanzıman. Temizlik yapıldı burada. Ondan sonra bu da swap'ı yerleştireceğimiz aracımız. O da temizlendi. Gözüküyor mu şu anda? Gözüküyor. Aha. Bu da hastalanmış şanzımanımız. Bütün şu bağlantı, bunların hepsi yalama olmuş şeyleri. Ah çok yazık. Sıktıkları. Bunlar falan. Hep diş sarmışlar. Onlara helikoil çekilecek. Geçti gitti. Onlar yapacak bir şey yok.
Doğru. Yani alüminyumun içine giren saplamaların belli bir torku vardır. Onun üstüne çıkarsan çok yazık edersin her Tamam. şeye. Evet. Çok yazık olmuş. Hakan Ama bir abinin şeydi. çıkış iniyor demişler şu anda. Hakan abi, El... benim şu anda üzerine durduğum bir konu var. Takipçilerim de merak ediyor. Senin de bir fikrini alayım. 7075 malzemeden yapılmış bir spacer. Evet. Aracın arkasında kullanıyoruz. Tamam. Artıları eksileri. 70-75 gerçekten spacer için hani neredeyse fazla gelecek nitelikte bir alüminyum. Çünkü üreticilerin spacer üretenlerin çoğu bunu şeyden yapıyor. 60-61 T6'dan yapıyor. Sen 70-75 ya da 7075 T6 mı? Yani sertleştirilmiş mi? Ondan emin değilim. Öğreneyim. Yani ya T5 ya T6 tahmin ediyorum. Kaç milimetre olacak kalınlıkları bunların? 30. 30 milim. Şu anda bir örneği var elimde. Tamam. Sen aracın mevcut şeylerini, saplamalarını uzatarak içinden mi geçireceksin yoksa içinde çift Hayır. saplama mı Sistem var? bu. Tamam, o bir sorun yok. Onda bir sorun olmaz. Üzerinde 70-75 pardon. 10.9 sertliğinde saplamalar var. Tamam, Sert yani saplamalar şey yani. 10.9 ya da 12.9 gerçekten hani bu iş için çok çok yeterlidir. 10.9 gayet yeterlidir. 70-75 T6 ise elindeki şey ne kadar? Isırma payları saplamaların ne kadar? Aşağı yukarı Yarısı kadar var mı derinliğinin? yok, yarısı kadar yok ama bir var, bir üçte biri kadar. Aşağı yukarı Kumpasla 10 milim kadar var. Değil mi? ölçelim. Söylüyorum. Durum ne tutuyorsun? Bir de aracın ağırlığı nedir? 1.300 kilo. Tamam. Ne kadar girmiş? 14 milim. Bence hiçbir sorun 14 milim, yaşamazsın. 14 milim et kalınlığı var şurada. Bence Isırma payı. onda bir sorun yaşamazsın. Bu şu anda aydınlatıyorum bazı kişileri, soranlar oluyor. Çünkü elimde bir de 60-61 malzemeden gelen şöyle bir sonuç var maalesef. O. Sıyırdılar. Evet. Evet. Yani 60-61. şimdi zaten bu tarz malzemenin en büyük düşmanı darbedir. Yani araç kaldırıma maldırıma çarparsa geçmiş olsun. Hani bu sarf malzemesi oluyor o zaman. Ama şey, sen söyledin. Normal koşullar altında aracın bindireceği yükü düşündüğün zaman bu malzemeyi zorlamayacaksın. Çünkü zaten bu malzemeden çok daha zayıf şeyler var orada doğal olarak. Şeyden başlayarak söyleyeyim. Jantın kolları yani onlar öyle çok ahım şahım şeyler değil. Hepimiz biliyoruz bunu. Aynı zamanda porya dediğimiz göbek. Bunların hepsi oldukça narin malzemeler aslında ve bayağı dayanıyorlar. Araya Dar. ilave ettiğin bu yani 30 milimlik 70-75 T6 alüminyumdan hiç korkma. Ha burada bir küçük şey var ki bir arkadaş ondan bahsetti. Yay ötesi ağırlık, unsprung weight. Burada bir parça yükselmek zorunda kalıyor. Bu da senin herhalde ödemeyi göze aldığın bir ceza olacak orada. Ona göre kendi süspansiyon ayarlarını vesaire de yaparsın ve şey olur. Yani burada çünkü herhalde standart güçte bir motor da kullanmıyorsun. Yok. Şey çünkü özellikle yaydan sonra ilave edilen ağırlıklar evet önemlidir. Ayrıca dönen mekanizmalara ilave edilen ağırlıklar da volanın bu sefer ağırlığını arttırdığı için hızlandırması, yavaşlatması daha da zorlaşacaktır ama senin kullandığın güç seviyelerinde vesaire bunun araca çok büyük bir olumsuz katacağını hiç zannetmiyorum. Yani O orada senin efendim? sıyırmadaki darbeyi nereden aldığımı söyleyeyim. Çok enteresan bir açıklama olacak Tabii. bu. Arabanın üzerine yani sıyıranın üzerinde kilitli diferansiyel olduğu için dönüşlerde tak 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 vurmaları her seferinde çekiçle balyozla vuruyormuşsun etkisi yaratıyor muhtemelen. Doğru. Şimdi orada alüminyumun içinde çelik çalışıyor. Çelik saplamalar çalışıyor. Bu çelik saplamalar bu tak 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 hareketler esnasında gözle görülür görülmez çok küçük hareketlerle ileri geri sallanıyorlar. Ve kendilerinden daha yumuşak olan alüminyum içinde bulundukları yeri ovalleştirip ya da genişletip diyelim daha doğru olsun. Orada ciddi bir boşluk yaratıyorlar. Yaratılan her boşlukta
maalesef olayın daha da kötüleşmesine yol açıyor. Sonunda artık şey iş felakete dökülüyor. Malzeme başarısız. Bir de şu algıyı bozmamız lazım. Çok fazla yapılan bir hata. Abi impact gun nedir o? Havalı tabancayla yapılan o sıkmaların darbelit evet. Ne kadar yanlış olduğunu çünkü o sökmek içindir. Sıkmak için değil. Kesinlikle. Bizim 11-12 aracına göre korkta sıkmamız gerekiyor. Ama abi bunları darbeliyle bir sıkıyoruz 20 kilo. Saplama uzatıyor. O, yani keşke bir düzenek kurabilsek. Çok basit bir düzenekten bahsediyorum Doğukancığım. Bir saplama düşün. Biz bunu şey yapacağız. Hani saplama görülebilir bir şekilde ortası boş çelik bir şey düşün. Düzenek düşün. Saplamayı sokup öbür tarafından somunu takıp tabancayla sıktığımızda bu içeride saplamanın nasıl uzadığını gösterebilirsek insanlara o gün gerçekten darbeli tabancalarla somun sıkmaktan herkes vazgeçer. Onu test videosu yapalım aslında. Gösterelim. Ölçerek gösterirsek anlarlar. Kesinlikle anlarlar. Yani bunu öncesinde ve sonrasında ölçerek gösterirsek çünkü uzayan bir çelik parça plastikleşmeye başlıyor. Plastikleşmek malzemenin artık bir anda yorulup hareket yumuşayıp hareket edebilir hale gelmesini ifade eden bir tanımdır metalürjide. Plastikleşmeye başlamış bir parça artık tehlikelidir çünkü. Her açıdan can taşıyor. Bak aracın üzerinde 4 bazıları 5. 16 ya da 20 tane böyle saplama var. Siz bu saplamaları eğer vaktinden önce başarısızlığa uğrayacak, ölecek ya da çalışmaz hale gelecek bir seviyeye getirirseniz darbeli tabancalarla siz bunların üstüne gidiyorsunuz her yere. Can taşıyor bu arabalar. Siz kontrol kaybedip masum birine çarptığınız zaman onun da canı söz konusu oluyor. Yani bırakın performansı, bırakın her şeyi. Yani burada insanların artık canı önemli bir hale geliyor. Bu konuda bilinçlenmek lazım. Ben lastik taktığım zaman tork anahtarıyla sıkıyorum. Lastiğin sökülmesi gereken bir yere gidersem eğer yanımda tork anahtarı götürüyorum. Ve hiçbir koşulda şeyde sıkılmıyor. Söyleyin adını. Herhangi bir darbeli düzenekle sıkılmıyor şeyler, bijonlar. Olmaması gerekiyor. Servislerde zaman problemi var ya, o yüzden çok daha yoğun kullanılıyor. Vazgeçmezler ondan. Aracın belli bir sürede çıkması gerekiyor ya. Şimdi abi bakın. Onun çözümü var. Bakın. Sıkma tabancasını torklu kullanacak. Evet, torklu haklısın. Kullanacak. Çok haklısın ve bunun bir istisnası vardır. Amerika'daki örneğini verebilirim ben size. Şimdi tabancayla lokmanın arasına bir uzatma takılır. Bu uzatmalar renk renktir. Ve bunlar incecik, çok farklı metalden yapılmış uzatmalardır. Belli bir toktan sonra bunlar burkulmaya başlarlar. Yani tabancanın darbesini artık iletmez hale gelirler. Bunlara tork stick denir, tork çubuğu. Tork çubukları böyle takım halinde satılırlar. Ve siz ne tork kullanmak istiyorsanız onu alıp tabancaya takıp lastiği onunla sıkarsınız. Hatta şu örneği vereyim size. Bunu bir adım ileriye götürelim. Amerika'da bu tarz hızlı lastik değiştiren bir takım işletmeler var. ABC firması. Bu ABC firmalarında araçların bulunduğu noktalarda kameralar vardır. Ve bu kameralar lastik takma işleminde sarı renk ararlar. Adamlar çok güzel kurmuş sistemi. Bu adamların kullandıkları tork çubukları parlak sarı. Ve eğer lastik takılırken kamera parlak sarı o çubuğu göremezse içeriye uyarı verir, yönetici gelir işi durdurur. Yani bu kadar ciddi bir iştir aslında. Çünkü siz hard diye o lastiği takamazsınız. Yani o bijonu yerine takamazsınız. Burada insanların hayatlarıyla oynama potansiyeliniz var. Nasıl elimizde böyle bıçaklarla koşmuyoruz kalabalığın içinde? Bunun da yapılmaması gerekiyor. Başka bir şey daha var mı? Sadece alüminyum jant için de geçerli. Demin alüminyum örneğini vermiştim. Saç jantın göbeği yamuluyor. Evet. Doğru. Saç jantı sıkıntı zamanında. Yani jant 8 yani gözümüz görmüyor belki onu ama şeyi bozuluyor. Açısı bozuluyor. Çok doğru. Çok çok doğru. Bak Ferrari'ye de binsen 5 liralık bijonun üstüne gidiyorsun. Doğru. Ferrari 5 liraya satmıyor. Böyle 20 bin euroya falan satıyor tanesini ama sonuçta onlar da 5 liraya alıyorlar bir yerden. Öyle canım. Yani bazı markaların parçaları öyle. Bu arada Batu yatmaya gitti. Doğukan abisine selam söylüyor.
Onu iletmiş olayım. Selam bende kalmasın. Diye. Onun yatma saati geldi artık. Doğukan abisine selam söylüyormuş. Selamlar, saygılar. Bir dakika. Şurada bir şey vardı. Bir soru vardı. Nereden öğrendin? Nasıl başladın? Aa, alaylıyım. Daha iyi. Valla hakikaten çocukluğumdan beri ben de Hakan abi gibi ben direkt gerçek otomobille başlamadım. Ben şunlarla başladım. Babamın bana ilk en büyük hediyelerinden biridir açıkçası. Ben ilk otomobil üzerine tamiratı bu arabalarda öğrendim. Vay. Uzak kumandalı. Çünkü aa, evet. Bunlarda ısıyı öğreniyorsunuz, rodaj yapmayı öğreniyorsunuz, sıkıştırmayı öğreniyorsunuz, karbüratör ayarını öğreniyorsunuz, dişlilerin arasına mesafe vermesini öğreniyorsunuz. Kısacası esasında bunun evveliyatı Lego'ya dayanıyor. Ama ondan sonrasında uzaktan kumandalı araçları 12 yaşımda tamir ederek başladım. Ondan sonra da kartingden de işte yavaş yavaş araba kaçırmaya başlama, anahtar kopyası çıkarttırma falan filan gibi serserilikler. Vay! Öyle başladı. Annem baktı ki baş edemiyor benimle o konularda. Bu işte doğrusu kartinge yazdırdı beni. Orada da ilk demeyeyim yine uzaktan kumandalı arabalarda öğrendim pist disiplinini ama karting başka bir tabii seviye. Kartingde tam olarak işte centilmenliği de öğrendim, çakallığı da öğrendim. ondan sonra işte Afşin Baydar, Hakan Dinç ile beraber bu safari okulu vardı bilirsiniz. Jack Russell, neydi? Jack Russell mıydı? Jack Russell. Ben de oradan eğitim aldım ya. Jack Russell. Jack Russell'la başladı iş. Ne zamanki drifti keşfettim. Benim yönüm o yönde değişti. Mesela ben hiç iyi pist süresi çıkaramıyorum. Bu kadar tecrübeme rağmen. Çünkü benim reflekslerim tamamen... Kaydırmaya yönelik. Kaydırmaya yönelik. Evet. Asfaltta lastik sesi duyarsan hızlı gidemiyorsun demektir. Evet, aynen. Lastikten ses geliyorsa yavaş gidiyorsun değil mi? Yavaş gidiyorsundur. Zaman kaybediyorsun tabii. Tabii. Biz de lastik sesini duyduk yalnız dün Halit Bey. İstediğim. Allah Allah. Biz Hakan Bey'le de duyduk o sesi. Ne olmuş? Yani ne var Allah Allah. Biz nerelerde evet, ne lastik sesleri duyduk. Yani. Evet. Bu arada bizim Audi Avuç testini izleyenler var mı ya? Bir göreyim. Bugün yayına girdi. Çok da keyifli bir test olmuş ha. Evet evet. Yani ben özür dileyerek bir şey itiraf edeyim. Benim bugün izlemeye zamanım olmadı ama izleyeceğim. Ya ben gerçekten Otoklub'un videolarını izliyorum. Aboneyim. Vallahi aboneyim. Beğeniyorum. Gerçekten mi? Vallahi. Yani ben oldukça sadık bir aboneyim yani. Hiç merak etmeyin ama bugün çok koşturduk. Şey yapamadım ona. Dünya kadar izleyen varmış. Bu arada programın sabote konuğu kimdi bu hafta biliyor musun? Sen yoktun. Çınar yoktu. Ama biz gene saboteye uğradık. Allah aşkına. Tabii. Kim yaptı? Yalın. Spoiler verdik ama bu sefer bizim de Yalın var ya. Program. Çakal. Yani aslında oraya gelip o kamerayı falan bir devirmek var ama biraz artık şeye girer o şiddet eylemine. Ya bir arkadaş sürekli aynı soruyu soruyor. Çok affedersiniz. Sürekli aynı soruyu soruyor. 7-8 kere gördüm. Birinci nesil Mazda MX-5'i kullandın mı? Beğendin mi? Hmm. İster miydin? Gördünüz değil mi o soruyu? Evet. Birinci nesil bayağı Mazda gördüm. MX-5 çok çok kıymetli bir otomobildir. Çünkü dünyaya iki kişilik üstü açık otomobillerin de pratik bir şekilde kullanılabileceğini kanıtlamış muhteşem bir cesaret örneğidir aslında. Mazda'nın orada önemli bir cesareti var böyle bir karar verirken. Ben 89 yılında haber almıştım Mazda MX-5'in, Miata'nın oraların tabiriyle piyasaya çıkacağını ve çok heyecanlanmıştım.
araç şeylere, acentelere gelir gelmez de test etme imkanım olmuştu ve hem aklım hem kalbim araçta kalmıştı. Fakat hayat her zaman sizin planladığınız şekilde ilerleyemiyor. O yüzden ben de o yıl otomobil alamamıştım ve içimde kalmıştı bu. Daha sonra fakat ikinci nesil NB geldiği zaman açık söyleyeyim ve bunu söylediğim zaman birçok Mazda tutkunu bu söylediklerinden dolayı beni kınayacaktır ama farlarının açılıp kapanıyor olmaması beni çok cezbetmişti. Çünkü o açılıp kapanan farlar bir süre sonra titremeye başlıyorlar ve gece yolculuğunda insanda hakikaten bir şey yaratıyor. Aşırı bir 323, yol yolculuğu yaratıyorlar. 323 F'ler de öyleydi ya. Tabii. Benim Trey Russell diye bir arkadaşım var. Şeyde Amerika'da MX-5'le, Miata'yla yarışır. Onda birinci nesil 1.8 motorlu aşağı yukarı 400 beygirlik çok hoş bir otomobil var. Şey yapar o. Mesela iki aracın arasına dalar ön düzlükte. Birinci viraja gelirken fren yaparken farları yakar. Ve ciddi söylüyorum. Oh diye iki tane far açılınca bu şey diyor. Yani, ben bunu ciddi ciddi kullanıyorum diyor adam. Yani ciddi, araba kapanıyor. Bayağı bir yavaşlıyor o hızlarda. 210, 220 vesaire girerken oluyor işte. Ama ikinci nesil Mazda MX-5'in daha modern olması, hatları, motorunun daha güçlü olması vesaire vesaire beni daha çok cezbetmişti. Şimdi purist denilen bir şey tayfa var. Hani aman biz bunu olduğu gibi seviyoruz bir tayfa var. Ama ben o kadar purist değilim. Dolayısıyla işte yani yaptıklarım da ortada. 1.8 litrelik platformun daha böyle bir taciz edilmeye açık olduğunu fark ettiğimden beri benim gözlem oldu. Ben daha çok sever oldum. Ha ama ne olur? Belki ileride şu 184 beygirlik 2 litre yeni nesil Mazda MX-5'lerden bir tane edinme durumu da olabilir. Kullandım ve hakikaten çok hoşuma gitti araç. Bambaşka yani bambaşka bir güzellik o. Öyle bir şey alırsam ona dokunmam diye tahmin ediyorum. Çünkü bu zaten mevcutu elden çıkarmak gibi bir isteğim, kaygım ya da planım yok. Onu o şekilde kullanırım ama evet birinci nesil şeydir. Çok cana yakındır. Herkesin kalbinde başka bir yeri vardır ama 1.6 motorla bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Benim de bu konudaki planlarım farklı olduğu için ikinci nesli tercih ettim. Yine uzun cevap oldu. Ford ile bir parça ortaklığı var mı? Uzun cevapların hastasıyız. Ford ile bir parça ortaklığı var mı? O yıllara ait Ford pickup'ımızda da aynı klima sistemi vardı. Ford ile Mazda uzun yıllar işbirliği yaptılar. MX-6'lar bir ara Probe diye satıldı. İşte Ranger'lar Mazda'ydı. İşte Mazda'lar Ford'du. Ford'lar bilmem neydi. Onlar aralarında Ford ve Mazda çok ciddi işbirliği yaptılar. Bunun sonucunda da Ford bayağı bir şeyler öğrendi Mazda'dan. Japonlarla işbirliği yapan Amerikalıların hepsi çok şey öğrendi. Mesela Chrysler Mercedes'ten kompozit yakıt deposu yapmayı öğrendi. Hep o günlere kadar hep metal yaparlardı tangır tungur. Ya da işte arabalarda bir şeyleri bir yerlere daha düzgün yerleştirebilmeni ya da ergonominin ne olduğunu vesaire öğrendiler. Ford ve Mazda'nın arasında da aslında sadece Ford ve Mazda değil, Ford, Mazda, Suzuki ve Kia arasında hayati önemi olan ya da olmayan bir takım parçalar ortak kullanıldı. Bu doğrudur. Ama arabaların aynı olduğu anlamına gelmez bu. Ben de bir iki soru cevaplayayım bu sırada. Orada tabii. Şey gördüm. Neden E36 M50 makinesini tercih etmediğimi sormuşlar. Aslında çok başarılı bir makine. Sadece ben yatırımımı Japonlara yaptım ve bilincim daha çok Japon makinelerine üzerine olduğu için bilmediğim bir alana bir daha girmedim. Hikayesi budur. Yoksa severim yani. Orada gördüm diye şey yapmıştım. Ne cevaplayayım dedim. Bir soru daha gelmiş Doğukan sana. Onu da vereyim mi ekrana? Bir dakika. Hı-hı. Nereye gitti? Soruyu kaçırdım. Özür dilerim. Bu değil. Ha, Doğukan komple gitti bu arada. Ben su gibi aktı bu program. Farkında mısınız beyler? Hakikaten bayağı yani şeyiz. Bu arada aman yarabbim saat 11'i geçmiş. Evet. Kurdum abi, yanlışlıkla ekrandan çıktım. Problem yok.
Şu soru sana gelmiş. İstersen onu da verelim. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım. Bayağı geç oldu şimdi saat 11.30. Hayır, cevapladın mı? Tamam, okey. Kaçırdım ben orayı. Bir tane daha yukarıda vardı galiba sana gelen. Ayrıca onun arkasında. Yok, çok yukarıda kaldı. Sizin hep ekranını ben de çevirmeye çalıştım ama ben ters kalıyorum. Yani. Dur bir dakika, biz de böyle yapalım. Gel. Olsun. Ben iki türlü de ters kalıyorum değil mi? Gel. Batu mı yok? Hanı yok, sadece Batu. Ha, Batu, pardon. Selam Batu. Sen duymuyorsun tabii, bir dakika çıkaralım. Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Vallahi bu bildiğin üniversite dersi gibi program oldu Batu. Termodinamik, ne ararsan var yani. Mekanik, termodinamik. Hepsi vardı bu akşam. Var canım, her şey. Her şeyimiz var. Alkan abi de çok formdaydı. Doğukan zaten formdaydı. Halit Balkan emekliliğin zirvesinde. Süper rahatım abi. İki tane işi bilen adam olunca. Çok rahatım. Olur mu her şey canım? Öyle öyle, ne demek yani? Olur mu her şey? Abi değerli abilerim, ben müsaadenizi istiyorum. Daha şanzıman toplayacağım. Tamam, biz toparlayacağız zaten. Size iyi geceler diliyorum. Katılan herkese de selamlar. Ben mesajları okumayı biraz yeni keşfettim. Cevaplayamadıklarım. Doğukan'cığım çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Başka zaman. Doğukan'cığım. Kendine iyi bak. Çok çok sağ ol. Görüşürüz canım. Hakan abi, görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz canım. Basta kendine iyi bak. Hoşçakalın. Hafta için uğrarım ben sana. Şimdi ben bir iki tane soru gördüm. Onları bir cevaplayalım biz Hakan'la. Tabii. Halit bir iki tane soru gördüm. Buna geldik. Evet. Ama aynı soruyu çok sordu arkadaşlar ya. O yüzden cevap vermek lazım. Erkan Günal demiş ki cam tavan ya da sunroofların kaza anında olumsuz bir etkisi var mıdır? Ya da çarpışma testlerinde bununla ilgili veri var mıdır? Benim bildiğim kadarıyla özellikle cam tavanlar hani kırılmaya çok mukavemetli ama kırılırsa dışarı doğru, aracın içine doğru değil dışına doğru patlıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar hani içeridekileri yaralamamaya yönelik bir yapısı var ama ben açıkçası güvenmiyorum, çok net söyleyeyim. Yani hiç başıma gelmedi, gelmesin kimsenin başına. Yine de ister istemez bir güvensizliğim var ona karşı. Ben de yok tamam Doğukan... var, onu ne yapacağız? Doğukan demiş, burası da evet, meraklıydı arkadaşlar. 96 dergimiz için bakıldığında yani ha bak şu çok güzel bir laf. Halit Bey'e sorum demiş. Aktif cruise control ve aktif şerit takibi olan en ekonomik araçlar hangileridir? Herhalde en ucuz fiyatlı araçlar diyorsun. Burada ekonomikten kasıt. Valla şimdi son fiyatları bilmiyorum, çok açık söyleyeyim. Ama mesela Peugeot 208'de işte Opel Corsa'da vesaire de var. Ama tam olarak bilmiyorum hani fiyatlarını. Aa, benim ses gitmiş. Beni duyuyor musunuz? Halit Beyciğim, kulaklığının pilleri zayıflamış olabilir. Öyle bir ihtimal var. Hemen. Şimdi geliyor mu sesim? Allah Allah. Çok iyi geliyor, çok iyi geliyor. Geliyor, gayet iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Tamam, şimdi ben sizi duymaya başladım. Şeyi kulaklığı çıkarttım. Şuradan sesini açayım duyayım. Şeyi diyor, ne diyordum ben? Son dur, o soruyu bulmam lazım tekrar. Aktif şerit takip sistemi. Yani şu anda fiyatları tabii tam bilmiyorum ama galiba en ucuz şeylerde gene Peugeot 208, Opel Corsa gibi araçlarda vardı. Ama fiyatlar konusunda bir fikrim yok. Daha detaylı bakmam lazım ona. Net bir şey söyleyemeyeceğim. Çok özür dilerim onun için. Bir şey daha görmüştüm ya. Ha, bu arada Eren Doğanız diyor ki cam tavan zaten ağırlık merkezinde yukarı çıkartıyor. Doğru söylüyorsun Eren. Saçtan daha ağır olduğu için cam yukarı çektiği doğru. Bir tane şey vardı. Bir arkadaşım Passat'la ilgili bir problemi vardı. Şanzımanla ilgiliydi ama şu anda onu göremiyorum. Viezmann otomobillerle ilgili bir deneyiminiz var mı? Vallahi yok. Çok isterdim. Ama Viezmann'ın ilk ürettiği otomobillerde BMW motoru, şanzımanı vesaire kullanıyordu. Fakat Automotor'un Sport dergisine, Automotor Sport dergisine Almanya'da yaptığı testlerde fren testlerinde aks kırmıştı.
Ve ondan sonra onlar tekrar elden geçirilip yeni bir aksla satışa sunulmuştu diye hatırlıyorum. Onu söyleyebilirim. Hakan ve Alt abi, ileride otomobil sektöründe çalışmak isteyen makine mühendisi öğrencisi olarak bana ne önerirsiniz? Bu sektörün geleceği ne? Valla ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Makine mühendisi olduğun için evet, elektrik, elektronik, hani elektrikli motor ve batarya konusunda pek bir şey yapamayabilirsin ama her otomobilin muhakkak ve muhakkak süspansiyonu ve direksiyonu olmaya devam edecek. Ben o tarafa bir şey daha verebilir miyim? Tabii. Makine mühendisi, mühendisliği okuyan arkadaşlar, malzeme dersi sizin sandığınızdan çok çok daha kıymetli bir derstir. İleride mühendisliğinizin gerçekten önemli bir kısmını malzeme dersinde okuduklarınız kapsıyor. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Sizin için hesap yapacak makine de bulursunuz, yardımcı insan da bulursunuz. Ama eğer malzeme kavramınız yerine oturmamışsa işler çok çatallaşır ve zorlaşır. Onun için ben hakikaten malzeme dersinin öneminin altını çok kalın çizmek istiyorum. Liseden iki tane, şey, 3-4 tane kitabım var. Hala da hani saklıyorum. Malzeme en başta geliyor. Tabii. Malzeme, hidrolik, pneumatik, termodinamik. Bu üç kitap başucu kitabı. Evet. Ve üretim, yani tarihi eser gibi şu an bende şey gibi duruyor. Kitaplığın baş köşesinde duruyor onlar. Kıyamadım. Ya bazıları kaybolmuştur kitaplarımın, ama o kitapları asla kaybetmem, bırakmam. Hatta bir dönem bizim okuduğumuz dönemde şey yoktu. Hidrolik pneumatik kitabı yok. Ankara'dan özel, hani parayı verip öyle getirtiyorsunuz ya, kitapçıya hidrolik pneumatik kitabı yoktu. Of. Ya özel getirttik onu, böyle yeşilmişti falan. Bayağı da pahalı bir kitaptı. Hala şeyim. Bu arada izleyiciler içerisinde gerçek anlamda teknik bilgisi çok yüksek arkadaşlar olurum. Bu akşam bir kere daha teyit ettik. Evet. Aynen. Çok teyit ettik. Yani müthiş sorular ve hani bir de ders gibi oldu. Yani iki sene sonra bir açıp dinlenecek bir program oldu bu akşam. Şu şeyi sormuşlar abiler. Onlara hemen bir daha yanıtlayayım. Bak benim parmak geliyor. Geliyor biliyorum. Benim Instagram hesabımda şu anda bu görsel mevcut, storylerin içerisinde. Bunu 30 Nisan'a kadar bayilerimize gösterdiğiniz takdirde seramik kaplama uygulamasını 1.650 TL yaptırabilirsiniz. Bir kere daha altını çizeyim. Hediye olarak vereceklerimizi de yayından sonra yine storylerde paylaşacağım. Kimlerin kazandığını arkadaşlarım çekilişi yaptılar, bana gönderecekler. Onları da paylaşıyor olacağım. Bir kere daha altını çizmiş olayım. Tüm bayiler, Türkiye genelindeki tüm otokalap uygulama merkezlerinde bu tarihler arasında bu kampanyadan faydalanabilirsiniz diyorum. Tamam, şimdi sorusu olan varsa ben Hakan'a bir soru yöneltiyorum buradan. Instagram'da Muhammed Talha Uçar sormuş. Çok sormuş hem de. Daha önce de sormuş. Hakan'cığım sen cevap ver lütfen. Dizel partikül filtresi ve EGR iptali yaptık. Zararı nedir? Oo. Ya, yapmayaydınız iyiydi. Çok pardon, kötü bir zamanda yakalandım. Zararı nedir? Şimdi sizin mahallede, ne bileyim, bundan 3-5 yıl sonra doğacak olan sakat bebeklerdir vesaire vesaire vesaire. Yani bunun şöyle demeye çalışıyorum. Dizel zaten çevreye zararı olan bir yakıt. Bu tartışılmaz bir gerçek. Onun için dizelin temizlenebilmesi için partikül filtreleri vesaire kullanılmak zorunda. EGR de egzoz gazının resirkülasyonu anlamına gelir. Neden egzoz gazını belli bir oran dahilinde tekrar yanma odasına veriyoruz? Buradaki şeyleri, azot oksitleri vesaireleri, şunları bunları azaltmak için. Yani bu bütün hikaye dizelin çevreye verdiği zararın azaltılması üzerine kurulu. Siz şimdi bir de bunun tabii pratik zararları var. Pratik zararları arasında aracınızda bir şey var, bir beyin var. Bir ECU ya da işte beyin var. Bu beyin EGR'nin çalışıp çalışmadığını, partikül filtresinin çalışıp çalışmadığını, bunların hepsini bıdı 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 data toplayarak kontrol ediyor. Bunlar çalışmazsa, iptal edilirse aracın performansını kısıyor. Limp mode denilen çok daha düşük seviyede bir performans seviyesine indiriyor. Ve gerçekten siz burada hani aracı daha zor koşullarda, daha performanssız vesaire kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Neden
yurdumuzda bu tarz sistemlerin iptaline gidiliyor? Asıl onu sormak gerekiyor. Düzenli bakım yapılmadığı için. Dizel bir otomobili, modern bir dizel otomobili kullanmanın çeşitli kuralları var. Tamam, siz daha az cebinizden para ödeyerek yakıt satın alıyorsunuz bu araç için ama bunun karşılığında sizden beklenen bir şey var. O da belli aralıklarla bu partikül filtresinin temizliğine yardımcı olmak. Bu da el kitabında yazar. Aracı belli bir yola çıkarıp belli devir, belli hızlarda, belli sürelerde kullanıp bunun temizlenmesini sağlamanız gerekiyor. Bu hem partikül filtresinin temizlenmesine yarıyor hem de aracın EGR sisteminin de tıkanmamasına yarıyor. Bunları yapmadığınız takdirde evet dizelin kurumu illet bir şeydir ve bulduğu her yeri tıkar. Ve siz sonunda çareyi daha fazla para harcamamak için bütün bunları söküp söküp çöpe atmak da bulursunuz ama bu gerçekten insanın kendini bir şekilde ayağından vurması oluyor. Bu arada sorunun kendisi bile seni öksürttü, farkındasın değil mi? İşte o sırada öyle bir şeye denk geldik. İşte yaşlılık. Ben şimdi aldığım ilaçlardan da bahsedeceğim. Bu arada güzel bir soru var. M'ye kısaltması adı. Diyor ki cruise control ayarlıyken yolda su birikintisine gelince araç yolda sağa sola gidip geldi. Epey bir kayma yaşandı. Yanlış olan neydi? Yanlış olan cruise kontrolün gaz vermeye devam etmesiydi. Çünkü su birikintisine girildiğinde normalde gazı bırakmanız lazım ki lastiklerden bir tanesi bile yüzmeye başlarsa gaza gaz vermeye devam ettiğinizde yere tutunan lastik bir miktar da olsa pirinçli diferansiyel olmadığını varsayıyorum şu anda. Normalde patinaj yapan tekerleğe gider bütün güç ama hala daha bir kısım tutunduğu için otomobilin yörüngesini de değiştirir. Hele bir de elektronik diferansiyel kilidi vesaire bir şey varsa, yani bir taraf 100 tur dönerken bir tarafı da 25 döndürüyorsa ve 100 tur dönen patinaj yapan, suyda yüzen lastik zaten o 25 olan otomobili o tarafa çeker. Dolayısıyla cruise control, aquaplaning deniyor aslında, kızaklama, bu tip durumlarda çok ciddi tehlikedir. Yağmurlu havalarda mümkün olduğu kadar cruise control kullanmayın. Ya aslında eğer mümkünse hiç kullanmayın. Otomobilinizi siz kullanın. İçinde yolcu olmayın şunların ya. Hakikaten. Yani bu benim yani şahsi tercihim. Ben hiç sevmiyorum onu. Evet. Bir şey diyeyim. Aracım da olsa iptal ederim yani. O derece. Toparlayalım ama vallahi hafta içi de program yapalım ya. Bu hafta sonları kesmiyor beni artık. Bak. Peki. Teminki arkadaşın sorusunu gördüm. Hakan için süper soru. Sen kime ama söylüyorsun? Çok güzel, hey. Çok güzel bir soru Turgut, yapma. Turgut sen git yat. Evet, bu da senlik soru. Yani B8 Passat 1.4 diye say manuel, işte 50 bin kilometre falan, neyse oralar önemli değil. Hiçbir belirti yokken birinci, ikinci ve geri vitese geçmemeye başlamış. 3, 4, 5, 6 rahat geçiyor. Bunun birden fazla sebebi var. Bir dakika, Passat önden çekiş, bunun şeyi, vites kolunun tabii uzaktan kablolu ya da şeyli seçme kollu vesaire bir bağlantısı var. Oradaki ayarlar gitmiş oluyor. En basitinden başlamak istiyorum. Genellikle çünkü o ayarlar giderse siz bir grubu kullanamaz hale gelirsiniz. Çünkü bir, iki ve geri aynı yerdeler. Yani burada çok basit. Şanzımanı indirmeyelim Allah aşkına. Buna basit girelim. Şimdi burada adam şey demiyor yani 1, 2 ve 5 demiyor. Ya da işte 1, 3 ve 5 demiyor. 1, 2 ve geri diyor. Yani vites kolunun belli bir konumda olduğu yerden bahsediyoruz. Bunu 2, 4 vesairelere götürmek için öbür tarafları almak gerekiyor. Farklı telleri çekip farklı çubukları iterek yapıyoruz ya bunları. O neydi, orta konsol, işte oranın halısı malısı, onları bir çıkarıp, onlar kolay çıkan şeyler. Vites kolunda şöyle bir hareket ettirip şeye bakmak gerekiyor. Arada boşluk var mı? Bir şey yerinden çıkmış mı? Bir şeyin ayarı kaçmış mı? Çünkü bazı sistemlerde ezberimde değil hangisinden nasıl olduğu ama plastik kilitler vardır. Halit'ciğim görmüşsündür sen onu. O kilitler gevşetilir, bir ayar yapılır. Sonra o kilit tekrar yerine takılır ki sistem güzel çalışsın diye. Çünkü hiçbir zaman her şey milimetrik oturmuyor. Bir ince ayar gerekiyor. Onlar da kaçmış olabilir. O şeye, aradaki bağlantıya bir bakmakta fayda var. Şey yazdı şimdi Ozan kaygısız. Kaput altından elle de vites değiştiriciyi hareket ettiremedim diyor. Kitlenmiş mi acaba? Oo. Şimdi bu yeni bilgi. Yani bu evet. Bak bilgi taksit taksit geldi. Onun için ben de şimdi hani yanlış bir şey söylemiş oldum belki. Kaput altında bir dakika. Şu var. Genellikle kaput altından
vites değiştirmek için önden çekişli araçlarda sizin şeyleri ayırmanız lazım. Vites kolundan gelen bütün bağlantıları ayırmanız lazım. Çünkü vites kolunda, aracın içindeki vites kolunun orada çeşitli kilit kapı dediğimiz ya da işte geçişe izin veren çeşitli kilit mekanizmaları vardır. Eğer mümkünse bunların ayrılması çok zor değil. Doğru bir karga burunla vesaire bunlar tık diye ayrılırlar. Onların hepsini ayırıp viteslere geçirmeye çalışın. Bakalım oluyor. Şey çünkü içerideki kilit sistemleri izin vermez. İşte zaten onu diyor maalesef. Plastik kilitle kilit de işlevsiz durumdaymış. Bunları nereden biliyorsun? Ben hiç görmüyorum. Bakayım mı? Abi komentlerde yazıyor arkadaş. Senden bilgiler geldikçe o da senin söylediklerine onu da denedim. Hani plastik kilit de işlevsiz falan diye yazıyor. Benim akıllı kalmış. Yürümüyormuş da ondan. çok özür dilerim. Yani artık hiçbir şekilde 1-2 ve geriye araba geçemiyor. Şeyden de, her şeyi söküp elde de yapsak. Debriyaj ayırıyor. Çünkü diğer viteslere geçiyor. 2, 4, 6 geçiyor tabii. Şey, peki 4, 5, motor, geçiyor. Motor çalışmıyorken geçiyor mu? Bir de onu sormak lazım. Evet. Motor çalışmıyor. Cevap ver arkadaş. Cevap gelince söyleyeceğim ben sana. Tamam o zaman varsayayım ben yola çıkalım. Motor çalışmıyorken geçiyorsa bir dakika içeri girdim dolaşıyorum şimdi. O şanzıman geçmiyor, inecek. Geçmiyormuş abi. Tamam o şanzıman geçiyor. O şanzıman inecek canım. Kusura bakmayın. Ben elimden geleni yaptım şanzıman inmesin diye ama o şanzıman inecek. Allah'tan önden çekiş. Kolay bunlar. Tak diye düşürüyorsun. Yani. Halit Volkan'ın parmağına yanıt vermiş zaten. Şanzıman kaput kardeşim 15 bin lira masrafı var. Yani bak ben öyle hani rakamlı konuşmayı sevmem çünkü şu oldu ya neydi bir araç neydi kafamı Audi'ydi vites geçmiyor delireceğiz vites geçmiyor arabada yani koca şanzıman bir sürü para bilmem ne bir şanzımanı indirdik söktüm içinde bir tane pim var çelik pim o pim yerinden çıkmış içeride boşta geziyor o pim de bütün mekanizmanın mihenk noktası yani her şey onun üstünden oluyor bitiyor. Pimi aldım, yuvasını temizledik, yerine çaktık, sabitledim bir de onu. Sistemi kurduk, tıkır tıkır bütün vitesler geçmeye başladı. 5 kuruş harcamadık. Yani illa bir para harcanacak diye bir kural yok. Araç Audi'ydi ya. Evet Audi'ydi. İnşallah. O zaman zaten aynı işte. yani o içinde bir pim bile düşmüş olabilir. Olabiliyor. Bunlar şeyler, nelerle karşılaşıyoruz. Motor inecek kardeşim 15K. İyi. tamirci oldu gözüktü. Ama dediğim gibi yani burada çok dikkatli ol çünkü hakikaten bazen şanzıman içinde bir tane parça yerinden çıkabiliyor ve nedense maalesef tüm vitesler peder oluyor o yüzden. Mehmet Şahbaz Iver Expertise firmasına gösterirsen onu görürler kardeşim. Yani şeffaf kaplama onu görmeni engellemez. Neleri görüyorlar? Net. Neleri görüyorlar değil mi? Halit Bokan evet. Parmağını kaldırmayacaksan toparlayacağım. Kaldıracaksan ben şey kalıyorum böyle. Hani ben konuşuyorum ama hani havaya konuşuyor oluyorum. Estağfurullah. Tamam toparla kardeşim sen yeter. Toparla. Ama benim cevaplayacağım 4 soru daha değil. Yalnız çok keyif aldığım bir program oldu. Çok keyif aldım. Kaç kişi gelmiş söyleyeyim mi şu ana kadar programda? Söyleyeyim abi. Kaç kişi izlemiş programı? 4424 kişi izlemiş bu akşam programı. 20 kişi daha geleymiş. Çok değişik bir rakam olacakmış ama. 4444 mi olsun? Abi 20 evet. Kişi gelir. Hafta içi bir şeyler yapalım. Bu hafta içlerini çok boş geçiriyoruz beyler. Böyle olmuyor. Yakışmıyor bize. Bir dakika. Astra'da gaza yüklenince vites topuzu oynuyor. Eskiden yapmıyordu. Niye yapıyor biliyor musun? Eskiden çünkü senin motor takozların sağlamdı. Artık değiller o yüzden. O yüzden. Ama eskiden Renault'ların hepsi öyle ayarlanırdı. Biliyorsun yumuşak takoz kullanırlardı. Renault 12'lerin, Renault 9'ların, Renault 19'un hepsinin gaza yüklendiği zaman vites kolu oynardı. E tabi. Çok yumuşak takozdan dolayı. Şey için, titreşim içeri gelmesin diye. Aynen öyle. Bu arada ben bir soru yakalamıştım. Manuel şanzımanlı araçlarda debriyaj balatasını en uzun kullanmak için ipuçları çok basit. Yarım debriyajda kalma. Ve dan dan diye kalkışlar yapma, kırma balatanı ya yaylarını. O kadar basit.
ilave edebilir miyim? Tabii. Kırmızı ışıkta vitese takıp ayağın debriyajda sakın bekleme. Tabii. Debriyajın yani ayağının debriyaj pedalıyla temas etmesi en fazla 2 saniye 3 saniye sürmelidir her seferinde. Hiçbir zaman ayak üstünde olmamalıdır. Yolda uzun yolda giderken ayağını sakın debriyaja değdirme. Hidrolik bir sistem olduğu için ayakkabının ağırlığı bile aşağıya çok ciddi bir yük olarak gidecektir ve ayırma bilyasını hakikaten öldürür. Ayakkabının ağırlığı yetiyor çünkü. Onu Balata için ağırlıklı olarak yarım debriyaj ve sert kalkış. Tabii. Canına okursun. Bu akşam bizimle yeni tanışan arkadaşlar da varmış. Doğukan abiden öğrendim ama bundan sonra her zaman gelirim diyen arkadaşlar var. Bekleriz biz. 3 senedir konuşuyoruz burada. Bazen uzun, bazen değil. Hep uzun konuşuyoruz. Gene 2 saati bulmuşuz. Maşallahımız var. Beyler bak sorun eliniz kolunuz kalkmayacaksa kapatacağım programı. Ben aşağı indirdim ellerim tamam. Yani evet esen kalın diyerek yayını kapatıyoruz demiş Kamuran. Arkadaşlar seyrediyor işte ne güzel. Yok vallahi söylemiyorum ya. Niye söyleyeyim ben acayip keyif alıyorum bu programda olmaktan. Çok mutlu oluyorum ama dediğim gibi sayıyı azalttık. Matine suarelerimiz vardı eskiden hafta sonları. Öğlen bir program, akşam bir program falan. Tövbe yani, çağırmıyorsunuz ki çağırsanız geliyoruz. Yani. Yap. Güzeldi bu. Çok iyiydi. Yani hiç çağırdığında gelmediğim oldu mu? Canımsın benim. Vallahi olmadı ne yalan söyleyeyim. Bir de şu programı yapmak lazım. Şeyi de yapmak lazım bu hafta içerisinde. Piyasanın durumu, araç bulunamama gitgide onu da bir konuşmak lazım. Çınardamız programı da geliyor yani bir de. Onu da sıkıştırmak lazım. Çünkü bu araç bulamama işi senin tweetini gördüm. Hakan abiye sorayım o soruyu. Hakan abi Amerika'da bir tane Tesla kasaya karışıyor ve 2 kişiyi öldürüyor. Arabanın içinde hiç kimse yok kullanan. Ne olacak şimdi? Bu bir dakika. Varsayımsal bir soru mu? Hayır, gerçekleşti. Gerçekleşti. Sürücü koltuğunda kimse oturmuyor. Tesla autopilotta ve kazaya karışıp 2 kişiyi öldürüyor. Buyurun buradan yiyin. Bununla ilgili hiçbir regülasyon yok ya dünyada. Ne sigorta şirketleriyle ilgili, ne trafik şeyiyle ilgili. Yok. Ama ben Tesla'nın yazılımının bunun tam tersi olduğunu biliyorum. Yani Tesla'nın yazılımı şöyle söyleyeyim. Aracın önüne çıkıp üstüne giderek diyelim arkada bir uçurum var. Arabayı uçurumdan aşağı atabilirsiniz. Yani Tesla kendini harcar. Maalesef kendini harcarken aracın içindekileri de harcar ama birinci önceliği etrafındakiler ve özellikle dışarıdaki yayalardır. Ve bunları algılayabiliyor Tesla. Bir şeyler mutlaka ters gitmiştir. Bu araç eminim paramparça olmadı. Bu derhal diagnostiğe sokulup bütün data indirilmeli ve neyin ters gittiği bulunmalı. Eğer burada yanlış giden bir bug varsa bu maddi manevi felaket anlamına gelir çünkü. Tabii. Ama bir şey var. Şimdi ceza Tesla'ya mı kesilir burada? Yoksa sürücü koltuğunu boş bırakan araç sahibine mi? Araç sahibine bence. Değil mi? Bence de. Bence. Çünkü burada sorumlu olan araç sahibi. Yani bak bir tarihte dediler ki Audi'ler biz istemeden hızlanıyorlar. Unintended acceleration diye bir şey vardı Afrika'da. Uzun süre. Şeyleri 80'lerin ortaları sonlarını bu konular meşgul etmişti. Sonra ortaya çıktı ki bir sürü millet işte yanlış iş yapıyormuş. Motor soğukken vitese takıyormuş. Şuymuş buymuş. Bir sürü durumda üreticiye gerçekten yükleniliyor. Kimseyi savunmuyor bu arada. Hiçbiri benim ahbabım değil. 5 kuruşluk menfaatim yok. Ama dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyarın hepsi zeki değil. Bu bir gerçek değil mi? Onun için Coca-Cola şişesini öbür tarafından açınız yazıyorlar bazı ülkelerde. Altına baktığın zaman. Bütün bunların bir sebebi var. Yangın söndürme tüpünü gözüne tutma yazıyor adam üstüne ya. Yani bunu biri tutmuş ki yazıyor yani. Onun için Tesla'ya da kardeşim etrafta adam varsa adam gibi sen de sürücü koltuğunda otur diyeceksin bundan sonra. Yani yüz bin tane örnek var. Mehmet Şahbaz diyor ki 93. dakikadan beri yayını toplamaya çalışıyor Turgut abi. 118. dakika bitti. bir dakika. Benim havada dursun. Şöyle asılı dur. Bir arkadaş Twitter adreslerimizi sormuş. İsimlerimizi yazarak ulaşabilirsiniz. Instagram adreslerimiz zaten şeyde yazıyor. Takip ederseniz
Bu programla ilgili bütün gelişmeleri, hafta içi planlamaları vesaire oradan ulaşabilirsiniz. Daha ne diyeyim ben? Daha ne söyleyeyim? Ben Mehmet Şahbaz arkadaşa bir cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşım. Biz bu canlı programda 2 saati geçersek Turgut Yüksek daha bize fazla mesai ödemek zorunda. Prim işte ben geçmesini istiyorum işte, ama prim yazacak yani. O yüzden biz böyle lafı çevire çevire mutlaka bir 2 saati geçirmeye çalışıyoruz. Yani bizde işte ekmek parası 3-5 kuruş için ne yapacaksın? 2 saati geçtiği zaman biraz daha mutlu oluyoruz yani. Gitti paracık. Kapıda elektrik gitti, yapıyorum. Gitti. Yani. Gitti. Bu arada Tesla'da ölen kişi arabanın içindeymiş, sadece şoför koltuğu boşmuş. Tamam fark etmiyor yani. Ölen kişi suçlu. Hakan Bey Twitter'da bulamazsınız. Hakan abinin aktif Twitter kullanıcısı değil, o yüzden bulamamışsınızdır. Evet şey yani Twitter'da da olmayı vereyim çünkü zamanımızı çok bölüyoruz bu sosyal medyaya bir şekilde esir olduk. Yani o mu bana ben mi ona derken biz sosyal medyaya esir olduk. Twitter istemiyorum ben de. Ne yaptım biliyor musunuz? Bir hesap açtım. Söylemem de kimseye. Ben bile bilmiyorum ne olduğunu. Bilgisayar otomatik giriyor. Ay girip el alemin bir şeysini okuyacaksam hani bir haber olmuş bilmem ne. O sayede girip okuyabiliyorum. O kadar. Bir şey yazdığım da yok, çizdiğim de yok. Bu arada bizim kenarda duruyor. Radyo programını dinlemeyen arkadaşlar varsa onu da sormuşlar. Onu da linkini şuraya bırakıyorum. Bu hafta sonu yaptığımız programın linki de burada. Onu da oradan izleyebilirler. Abi indirim verdik size, prim ödüyorum. Ben yok ya, bu çok çok pahalıya mı aralmaya başladı bu iş bana? Nereye kadar yani? Bak 2 saati geçtik. Şu anda 121. dakika bitti ama ben yine de bir soruyu daha cevaplayacağım. Hakan Bey abi, fren hidroliği seçimi debriyajı yumuşatır ya da sertleştirir mi? Kesinlikle hayır. Fren hidroliğinin tek bir özelliği vardır, sıkışamıyor olması. Farklı hidrolik cinslerinin ayırıcı özelliği kaynama dereceleri, ne kadar higroskopik özelliği olduğu vesairedir. Esas itibariyle bütün fren hidrolikleri sıkışamaz nitelikte oldukları için senin pedala bastığın o hareket olduğu gibi aşağıdaki alt merkeze iletilir. Debriyajın yumuşaması ya da sertleşmesinin çok daha farklı sebepleri vardır. Bu pedalın menteşe noktasının paslanmasından gördüğüm için söylüyorum, oluyor böyle şeyler. Tut da aşağıda şeylerin, bu yay şemsiye denilen tırnak yayların artık bozulup işlevini yitirmesine kadar 40 türlü sebeple açıklanabilecek şeylerdir. Ama arada lütfen işin içine hidroliği karıştırmayalım. Teşekkürler. Bir arkadaş bayağı burada Hakan Salak ve Hakan diye şey de yapıyor, tezahürat da yapıyor kenardan. Demek ki farklı kişiliklerde arkadaşlar izliyormuş bizi ama onu bilmek de önemli. Daha geniş bir mozaiğe hitap ediyoruz. Böyle valla bak şeyi 2 saate geçtik, resmi olarak 2,5 dakikada geçti. Primler ödenecek. Çöktüm ne dersen, zaten. İşte ben burada bayağı hani yazmış şey neydi arkadaşlar önemlisi? Parayı benim vilede saatim geldi. Benim vilede saatim geldi, artık kapatalım hadi, rica edeceğim. Abi, tamam. Makine yaşma bu saatte. Vilede yapacaksan da. Çekil sonu yani. yayından sonra paylaşacağım arkadaşlar kazananları. Onu da Instagram'daki story'den görebilirsiniz. Daha ne yapayım? Tabii. Ama sözleşmede yazıyor zaten ki 3 dakika geçti. Tamamız artık canım. Gayet güzel. Tabii canım. 1 dakika 2 saniyeye geçti. Hatta futbolcuların bonservisi gibi oldu. İşte 11 maç ilk 11'e çıkarsan otomatik uzuyor sözleşme. Yapacak bir şey yok. Yalnız Hakan programı Turgut uzattı. Farkında mısın? Biz değil yani. Evet, bugün bir bonkörlüğü var Turgut'un. Yani ben de anlayamadım. Nasıl oluyorsa. Ya şimdi evdeyiz ya. Parayı harcayacak yer bulamıyorum. O yüzden size dağıtayım dedim. Yapacak bir şey yok. Abi kopa gidemiyoruz. Alem yok. Bir şey yok. Yani bir de Ramazan'dayız zaten. Nereye harcanır ki? Fındık, fıstık, doğru. Güllaç. Güllaç. Tam harcıyoruz parayı. Evet. Allah ya. Seviyorum sizi beyler. Dikkat edin kendinize. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. İzleyen, dinleyen herkese de Halit Bey'e Mac Pro verdiniz mi? Verdim. Bekliyorum. Evet, Bekliyorum. Hadi bana. Ben gidiyorum. Efendim cümleten esen kalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Turgut'cum primler için ben sana IBAN göndereceğim.
İyi akşamlar. Ben IBAN'ı biliyorum abi. 2 senedir gönderiyorum ya. Artık aynı IBAN. Yok, büyük miktarlar için başka hesap var. Ha, dolar hesabı diyorsun. Tabii. Aynen. Dolar. Dolar desene abi. Dolar. Aa, sen niye Amerikan aksanıyla dolar demiyorsun ya? Türkçe dolar, dolar çünkü. İngilizce'de dollar diyorsun da ondan. Dollar. Niye öyle subur diyorsun o zaman? Aha, nereye gitti bu? Gitti. Aa, adam dayanamadı gitti valla. O zaman herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Diyelim arkadaşlar. Kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hafta içi program olacak büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi Instagram hesabımızı takip ederseniz. Bir dakika dur, Hakan abi geri geldi. Elim çarptı ya. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sahura doğru programına hoş geldiniz. Evet. Halit Hatipoğlu'yla. Halit Hatipoğlu. Hay Allah ya. Kendinize çok iyi bakın. Sen herkese tanıdın. İyi akşamlar tekrar. Hafta içinde, hafta içi programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam.